Şşş, ağlama, lütfen ağlama bebeğim, diye fısıldadı genç kadın. Bu terk edilmiş, dolambaçlı arazide bastığı yeri döven telaşlı ayak sesleri ve ritimsiz nefeslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Madame Demeka'nın Paris'teki moda evinden çıkmış elbiseye çaresizlikle buğulanan gözlerini gezdirdi. Üzerine baştan başa bulaşan kırmızı sıvı bir çeller gibi kral köle demeden ölüm haberini iletiyordu korkunç geceye. Bir prensesin milyon euroluk elbisesi ölen sıradan bir köylü kızının iki kuruşluk elbisesiyle aynı kaderi paylaşacaktı kim bilir. Acımasız insanların dünyasında yıllar boyunca aramıştı bu eşitliği. Ah, ölüm denizine kırık teknesini salınca bulaşacakmış demek. Ölüm karşısında herkes eşitti işte. Kucağında sıkıca tuttuğu bebeğinin çığlıkları karanlık gecede yükselirken kalbi tarifsiz bir acıyla sızladı. Kendisine atılan iftiralara, yapılan haksızlıklara, hatta canına kastetmelerine bile dayanırdı. Fakat yavrusunun korkulu gözleri ve oradan boşalan gözyaşları işte bu. Bütün zırhlarını delmeye yetiyordu. Çıplak ayağına batan taşlara ya da her hareket ettiğinde bıçakla deşiliyormuş gibi belini büken yaralarını aldırmadı. O an aklında tek bir şey vardı. Bebeğini kurtarmak. Koştu, koştu, koştu. Dur dedi içinden bir ses, dur. İşte zamanı gelmişti. Bağrına bastı bebeğini. Öptü, kokladı. Sonradan çekeceği özlemlerin borcunu şimdiden alır gibi. Usulca bıraktı oğlunu ağacın dibine. Burada onu görmemelerini diledi. Dudakları hiç durmadan kıpırdanıyor, dualar duaları doğuruyordu. Alnında ince, uzun bir yol izleyen kanı elinin tersiyle silerken ağaç dallarını ve geniş yaprakları kullanarak bebeğinin üstünü örtmeye, böylece yapabildiği kadarıyla onu saklamaya çalıştı. Oğlu masumane bir uykuya daldığında bunu Allah'tan bir lütuf bildi. Şayet bebek ağlamaya devam etseydi yerinin tespit edilmesi hiç zor olmazdı. Zamanı gittikçe daralıyordu. Yüzündeki kanı yıkayan tuzlu yaşları aldırmadan derin bir iç çekti. Ardından kırık dökük sesiyle tek dostuna yakarmaya başladı. Rabbim dedi yüreği acıyla dağınırken, tıpkı o kutlu anne gibi evladımı zalim firavundan ve saray halkından korumak için sana emanet ediyorum. Sen ona da merhametli bir asiye gönder. Son kez titreyerek baktı yavrusuna. Orada biraz daha kalsaydı bebeğinden ayrılamayacağını pekala biliyordu. Fakat hayır, oğlu kurtulmalıydı. Onu da öldürmelerine asla izin veremezdi. Çok geç olmadan buradan uzaklaşması gerekiyordu. Geldiği yönden geri gitti, her adımında canından bir parça kopararak. Yürüdükçe omuzları çöküyor, omuzları çöktükçe ruhunun bedeninden hoyratça çekildiğini hissediyordu. Oysa o da herkes gibi sıradan, mutlu ve sakin bir hayat istemişti. Fakat diğer insanlar bunu ona çok görmüştü. Şu hayatta öğrendiği tek bir gerçek varsa o da şuydu ki insanoğlunun en büyük düşmanı yine zalim insanoğluydu. Ölmeliydi ki bebeği yaşasın. Bu yüzden koştu ömrünün sonlanacağı o kanlı bitiş noktasına doğru. Geceden bile daha karanlık gölgelere iyice yaklaşıyordu. Allah'ın adaletine güvendi. Hayır, aldanıyorlardı. Saltanatları devam etmeyecekti. Kötülükleriyle birlikte dipsiz karanlığa batacaktı hepsi. Bütün kalbiyle inanıyordu buna. Prenses! Nihayet fark edilmişti. Madem kendi ayağınızla gelecektiniz, o halde bizi niye bu kadar uğraştırdınız? Anneydi o. Cam parçası için başı dik ölüme gidiyordu. Fedakarlık isterdi sevgi. Beni bırakıp sene yürümeyi gerektirirdi. O da yürüyordu işte. Tüm kainat her adımını nefes almaksızın izlerken. Prens öldü. Oğlum öldü. İstediğiniz oldu mu şimdi? Diye öfkeyle aykırdı yüzlerine karşı. Kollarından tutulup zorla sürüklenmeden önce tükenmiş sesiyle son sözlerini söyledi. Artık beni de oğlumun yanına gönderebilirsiniz. Ve gelelim şimdiki zamana. Hikayenin esas kızına. Baron dur beni bekle. Deli gibi koşarken göğsüm ardı ardına kalkıp iniyor. Ciğerlerim dumanlar püskürtecek kadar yanıyordu. Ancak ne pahasına olursa olsun onu bu sefer kaçırmayacaktım. Kararlılığımı koşar haldeki ayaklarıma da yansıtmıştım. Sokakları hızla geçip okul yolunun hemen üstündeki parka giriş yaparken var gücümle tekrar vardım. Baron lütfen beni de kediler krallığına götür.
İzlediğim sayısız Hayao Miyazaki animasyonundan sonra caddede gördüğüm her kediyi acımasız arabaların altında ezilmekten kurtarıyordum. Kim bilir, belki de o kediler krallığının prensiydi ve kral kedi beni de almak üzere düğün alayıyla bir akşam gelirdi. Somut bir örneğe dökmek gerekirse, kediler krallığına gitmem için bir bilet gerekiyordu. Ve bu bileti ancak saf kalbimle yaptığım küçük bir iyilik sayesinde kazanabilirdim. En azından onlarca kez izlediğim The Cat adlı animasyon filminde başrol karakterimiz Haru öyle başarmıştı. Fakat bu sıralar yolda kalmış kedilere pek rastlamadığım için ben de çareyi pusuya yatıp barona benzeyen pisicikleri kurnazca yakalamakta bulmuştum. Maalesef yakalamak fiili kurduğum bu cümleden öteye geçememişti. Demem o ki henüz emellerime ulaşamamıştım. Parkın taşlı yollarının kenarına dizilmiş banklarda hiç kimse yoktu. Sabahın bu saatinde olacak da değildi. Etrafta kimsecikler olmadığı için baronun arkasından istediğim kadar bağırabiliyordum. Ah, bir de şu vardı ki 38 numara ayaklarımı 37 numaralık ayakkabıya sığdırmaya çalışınca acısını şimdi çekiyordum. Ayaklarım yere değdikçe ağrıyordu. Baş parmağımın şiştiğine emindim. Yine de hala kararlılığımdan küçük bir zerre dahi kaybetmeden koşmaya devam ediyordum. Kovaladığım kedi biraz önce koca bir ağacın gölgelediği bankın üzerinden çimenlere atlamıştı. Bunun üzerine derin bir nefes alıp ayağımın tekini bankın üzerine koyduktan sonra ben de hemen ardından atladım. Havadaki birkaç saniyemde kesin olarak yakalayacağım baronu tutmak için kollarımı genişçe açtım. Muradıma ermeme saliseler kalmıştı. Nihayet inişimi gerçekleştirirken kollarımı büyük bir keyifle kediciğime sardım ve coşkuyla ''Yakaladım seni baron!'' diye çığlık attım. Bir kedinin bedeni bu kadar büyük olabilir miydi? Hayal boğumunda canlanan klişelik sahnelerde dudak büküp gözlerimi yavaşça aralarken girdiğim şokla tekrar kapattım. Hadi ama Seher, gözlerini kapatmanın sırası mı şimdi? Bir keçiye sarıldığının farkında mısın? Ne yazık ki evet. Üstümdeki şaşkınlık rüzgarı başka iklimlere çekildiğinde ben de bir çırpıda bulunduğum vaziyetten kurkulup ayağa kalkmıştım. Yaşadığım hayal kırıklığı anlatılabilir gibi değildi. Ah, ne bekliyordum ki? Yakışıklı bir roman karakterini mi? Baron'u da kaçırmıştım. Çok güzel. Şimdi bulabilirsen. Kıvılcımlar püskürttüğüm gözlerimi umursamaz bir tavır takınmış olan hayvana çevirdim. Devlet malındandır deyip ağzını daldırdığı çimenlerden başını kaldıracak gibi değildi. Beni fark eder diye sessizce boğazımı temizledim. Fakat tık yoktu. Birkaç dakika sonra karnı doymuş olacaktı ki nihayet kaldırdı başını. Buluşan gözlerimiz o an için birçok anlam barındırıyordu. Bana küçükken okuduğum şu köprüden geçme hikayesine benzer huysuz bakışlar atıyordu ve inanın benim de ondan altta kalır bir yanım yoktu. Önce sen çekil diye çemkirmemek için zor tuttum kendimi. Varsın gerisini siz düşünün. Birkaç dakikamı da lüzumsuz bir inatlaşma yüzünden öldürdüğüm sırada kol saatime gözüm kayınca dehşetlerimden sıçradım. Okula geç kalmıştım. Eyvahlar olsundu. Keçiyle girdiğimin adı bir kenara bırakıp medeni bir şekilde ona yol verdim. Keçi, baygın ve uyuşuk adımlarla uzaklaşırken aceleyle ayakkabı bağcıklarımı düzeltip parkın çıkışına doğru koşmaya başladım. Ah, neden hep bir koşturmayla geçiyordu ki şu hayatım? Okul kapısına vardığımda koşmaktan bitap düşmüş ayaklarıma seve seve durma emrini vermiştim. Ekvador'dan şişip kutuplardan basık kel müdürümüz geç kalmış öğrencileri ikili bir sıraya koymuştu. Yılların eskitemediği meşhur sopasıyla azarlar, tehditler savurmaktan zevk aldığı her halinden belliydi. Bu kombini tamamlayan özlü sözü ise en sonunda sahneye çıkabildi. Bir Kurtlar Vadisi'nin bir de benim tekrarım olmaz gençler diye kükrerken herkes ne demeye çalıştığını gayet iyi anlamıştı. Zira daha dün sıradayken geç kalmamamız gerektiği ile ilgili son ihtarını yapmış ve üstüne basa basa bu uyarıyı muhteşem ağzından tekrar çıkartmamamızı söylemişti. Şayet sinirlenirse bu bizim için hiç iyi olmazmış. Bu öğrenci milleti zaten hep böyle sorumsuzmuş. Aileleri de hiç terbiye vermiyormuş ki. Erkeklere şınav çektirmeye başladığında kızlar gruplar halinde okul bahçesindeki çöpleri toplamaya göndermişti. Açıkçası çöp toplama işinden sonra okul tuvaletlerini temizleteceğine dair makul şüphelerim vardı. Saklandığım ağacın arkasından bu iç karartıcı manzarayı izlerken sessizce yutkundum. Allah kimseye minyatür dünyanın eline düşürmesindi. Kapıdan içeri girme cesaretini kendimde bulamayınca ayaklarım tüm yorgunluğunu unutup geri gitti.
Anlaşılan bugün duvarlara talip olacaktım. Yakalanmamak için eğilerek duvarlara doğru giderken üstünde ilerledim. Resmen düşman cephesine sızan askerler gibi hissediyordum. Bir süre okulun etrafında dönüp duvarlarının en alçak kısmını bulmaya çalıştım. Nihayetinde uygun bir yere gözüme kestirince ilkin çantamı üstüne bıraktım. Sonrasında da eteklerimi topladım. Sağ sola attığım kısa bakışlarımın ardından besmele çekip duvara tırmandım. Tepeye çıkınca soğuklandım biraz. Yeteneksiz olduğum şeyler listesine dağcılığı da eklemeliydim. Okul bahçesine pek de yumuşak olmayan bir iniş yapmıştım. Neyse ki toprak ıslak değildi. Hademe teyze çimenleri sulamaya bayılırdı. Anlaşılan o ki bugün yapacak daha önemli işleri vardı. Çantamı duvardan alıp sıkladıktan sonra etrafı şahin bakışlarımla kolaçan ettim. Güvenli görünüyordu. Şimdilik tabii. Eğik duruşumu hiç bozmadan okulun arka kapısından koşar adımlarla içeri girer girmez gömleğimin yakalarını kaldırdım ve dedektifler gibi yüzümü örtmeye çalıştım. Bir güneş gözlüğüm eksikti. Sınıfımın müdür odasıyla aynı koridorda olması ne büyük bir talihsizlikti. Sınava birkaç ay kalmasına rağmen minyatür dünyanın emriyle okula devam zorunluluğu vardı. Hiç şakası yoktu adamın. Gözümün yaşına bile bakmadan devamsızlıktan bırakırdı bizi. Başka okullar son sınıf öğrencilerini baş üstünde tutuyordu oysa. Keşke bu sene açık öğretimden hazırlansaydım sınava. Az kaldı Seher, yakında mezun olacaksın, biraz daha dayan. Yukarı çıkınca müdür odasının kenarında oturan okul nöbetçisine selam verdim. 9. sınıflardan kısa boylu bir kızdı. Kulağını eğilip minyatür dünyayı sordum. Müdürün hala aşağıda olduğunu söyleyince soğuk bir su serpilmişti çöl sıcağındaki içime. Oh be! Rahatlamış bir şekilde koridorun sonundaki sınıfa daldım. Evet, daldım çünkü içeride öğretmen olmadığına emindim. Nitekim öyle de olmuştu. Son sınıf öğrencileriydik, aynı zamanda sayısalcı ya da sözelci değil, dil bölümündeydik. Sınıf mevcunu da 11 tane kız öğrenci oluşturuyordu. Önceden dediğim gibi üniversite sınavına girmeye sadece birkaç aya kalmıştı. Bunlardan çıkarmamız gereken sonuç da şuydu ki serbesttik. Birinci sınıfım beni yine aynı şekilde karşılamıştı. Masalarına da şimdiden yığdıkları çekirdek kabuklarıyla akıllı tahtadan hararetli film izliyorlardı. Havada ağır bir gerilim müziği, nefesler tutulmuş, gözler kocaman açılmış. Dün izlediğimiz filmin son yarısındaydılar. Demek bayağı geç kalmışım. İzledikleri sahneye öyle dalmışlardı ki beni fark etmemişlerdi bile. Gerçi sınıf bombalansaydı bile şu halde ruhları duymazdı. Çantamı sırama bırakıp önünde oturan Nuriye'nin yanına sessizce iliştim. Nuriye en yakın arkadaşımdı. Aniden üzerine atılıp kolunu çimdiklerken yapay bir sinirle konuştum. Ben siz mi başladınız? Hele senden hiç beklemezdim Nuri. Ehuzu besmele çekerek yerinden sıçradı. Bana cevap vermek için birden atılınca çıtlattığı çekirdek boğazına kaçmıştı. Girdiği öksürük kriziyle diğer kızlar da başını bize çevirmiş, deminden beri sınıfta bulunan varlığımın anca farkına varmışlardı. Öğretmen masasının sandalyesini arkaya doğru biraz itip duvara dayandıran Sema, kendine has oturuşunu bozarken havada asılı duran ayaklarını indirmek zorunda kaldığı için sessizce homurdanmaya başlamıştı. Filmi duraklattıktan sonra şipşak bize döndü. ''Seher, sen ne zaman geldin?'' Gajinin kafası ezilmeden hemen önce diye yanıtladım sorusunu. Öte yandan iştahla çekirdek paketine uzanmıştım. Ay adama acımadım desem yalan olur diye çenesini kırıştırarak acıklı bir ifade takındı Sema. Sessizliğini ne zamandır koruyan Kübra masayı devirerek ayağa kalkarken insafsız adam kalpanayı acımadan öldürürken iyiydi o olsun işte deyip Gajinin ekranda donmuş halde bekleyen yüzüne silgi fırlattı. Omuzlarından tutup yerine zorlukla oturttum onu. Filmleri izlemiyor, adeta yaşıyordu bu kız. Arkadaşlarından biri akıllıca bir karar vererek Kübra'nın arkasındaki sıradan öne uzandı ve maharetli elleriyle sınıf başkanımızın omuzlarına masaj yapmaya başladı. Sema da bu esnada tahtadaki oynat tuşuna basmıştı. Ve böylece tek tük mularla başladık pratik adı altında İngilizce altyazılı film izleme maratonuna. Bundan sonra izlenecek iki film daha vardı. Sonrasında bir türlü boşaldığını göremediğim asansör yüzünden 7. kattaki yuvama merdivenlerde sürünerek çıkıyordum. Giderek ısınmaya başlayan havalar alnımdaki ter şelalesinde beni boğmak niyetindeydi. Ayakkabı bağcıklarımı çözdükten sonra zile tüm gücümle abandım. Kapıyı küçük kardeşim Hasan açmıştı. Çantamı ona uzatırken ev terliklerimi ayağıma geçirdim.
Odama girince dünyalar benim olmuştu. Dışarı çok fazla çıkmayan biri için oda her şey demekti. Hatta bana göre bu evin içindeki gizli bir krallıktı canım odam. Bir çırpıda okul üniformalarımdan kurtulup dolaba gelişi güzel attım. Askılara düzgünce bırakıp asacak halde değildim. Makineyi çalıştırırken kirli elbiselerim var mı diye dolabımı yoklayınca düzeltirdi zaten anneciğim. Hayırsız evlat temalı, ithamlarımızı lütfen başka bir zamana saklayın. Hem anacığım kızından gayet razı. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kutsal giysim olan mor eşofmanlarımı saniyelerle girdiğim yarışta rekor kırarak giydim. Kirlendiğinde bile üstümden çıkarmak istemediğim için annem aynasından iki tane daha almıştı. Evde hep aynı şeyleri giyen çizgi film karakterleri gibi geziniyordum anlayacağınız. Pembe çorabımı ayağıma geçirdiğimde sıcak havayı umursadığım falan yoktu. Çorap giymeyi gerçekten çok seven biri olarak evdeyken çoğu kez çoraplı olurdum. Çorapsız uyuyamazdım mesela. Açlıktan sarsılan mideme elimle vurup "Sakin ol şampiyon," dedim. Sakin olmayacağını çok iyi bildiğim halde. Dün abime sinirlendiğim için akşam yemeğini yememiştim. Hatta bu yüzden hiç ders çalışamamıştım. Aç ayı oynamaz derdi rahmetli babaannem. Küçükken tombik bir şeydim ve beni hep yavru ayıya benzetirdi. Gerçi şimdiki halimi görseydi aç kuğu oynamaz diye değiştirirdi o çok sevdiği atasözünü. Mutfağa girip dolabı açtıktan sonra soğuk su şişesini kapıp kurumaya yüz tutmuş ağzımı sevindirmek için kafama diktim. İçerken ara sıra kapı aralığına bakıyordum annem gelmiş mi diye. Çünkü şu hayatta annemin sevmediği üç şey vardı. Birincisi bulaşık yıkarken ıslak ve köpüklü ellerle mutfak dolaplarına dokunmak. İkincisi yemeklerinin suyunu halıya dökmek. Ve üçüncüsü de bardak dururken su şişesini kafaya dikmek. Suyla dolmak istemeyen midemi hak verince şişenin ağzını kapatıp dolaba bırakmıştım. Ocağın üstüne ayak kırıklığıyla bakıyordum zira daha yemek yapılmamıştı. Olsun çareler tükenmezdi. Ekmek sepetinden büyük bir dilim alıp tatlı kaşığını domates salatasına daldırdıktan sonra ekmeğime sürdüm. Üstüne de bu hayattaki en cazibeli şeyi yani peyniri küçük küçük doğrayıp bıraktım. İsteğe göre biraz da kırmızı biber ve tuz. En sevdiğim yemekler aldığı listemin ilk sıralarında tahtını kuran salçalı ekmeğim hazırdı işte. Sonrasında bugün okulda verilen seminer girdiği savaştan yenik düşmüş bir asker yılgınlığına ve yorgunluğuna sürüklemişti beni. Saatlerce ve hiç aralıksız konuşan kadın migrenimin şaha kalkmasına ve her saniye sivri iğnelerini başıma batırmasına neden olmuştu. Minyatür dünya sayısalcılardan derece beklediğinden ara sıra böyle eğitim koçlarını davet ediyordu okula. Dil sınıfı olarak çoktan mimlenmiştik. Bizi pek sevmezdi müdür bey. Belki biraz oturur soluklarım düşüncesiyle omuzu uzatıp parkta yönelttim adımlarımı. Bisiklet yolunda ilerlerken etrafı öylesine incelemeye başladım. Burası şu inatçı keçiyle sarıldığımız parktı. Baş ağrımdan dolayı ancak şimdi fark edebilmiştim. Etrafta hiç kedi de yoktu. Kediler krallığına gitmenin bir yolunu bulabilseydim en azından üniversite sınavı derdinden kurtulurdum. Sonra bir sürü hizmetkarım olurdu. Kimse beni ev temizliği için zorlamazdı. Hepsi atölye ekmek yerdim. Kuruyan ağzım beni rahatsız etmeye başlamıştı. Çanta cebinden su şişemi çıkardım hemen. Neredeyse kaynama sınırına varmış sıvıya bakıp oflarken iyice bozulan sinirlerimin de tetiklemesiyle elimdeki şeyi keçi vakasının yaşandığı ağaca doğru fırlattım. Çevre kirliliğine karşı olan tarafım hala uykudayken yaptığım şeyle biraz olsun rahatlamıştım. Fakat eş zamanda parkta yankılanan acı dolu bir inleme bütün güzel duygularımı alıp götürmüştü. Taşbankın arkasından ağır çekimle yükselen erkek kafasıyla büyük bir telaşa kapıldım. Az önce cinayete mi teşebbüs etmiştim ben? Hem de gözümü bile kırpmadan bu kadar seri kanla bir katil olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bakışlarımız çok kısa bir anlığına buluştuğunda tabanlarımı yağlayıp koşmaya başladım. Genç yaşımda mapushane köşelerinde çürümek istemiyordum. Hiçbir polis arabasına yakalanmadan eve sağ salim ulaşmıştım neyse ki. Kalbimin gümbürtüsünü kulaklarımı sığar edecek derecedeydi. Sahi en son ne zaman bu şekilde koşmuştum? Sanırım çok küçükken. Mahallenin kabadayısı rolünü üstlenen bakkalın şımarık oğlu bir keresinde topumu patlatmıştı. Ben de o sinirle bisikletini çekmeleyim derken Almancı teyzesinin aldığı o pek bağlı bisikletin yere çakılmasına neden olmuştum. Sonrasında peşimdeki küçük kabadayıyla amansız bir koşuşturmaca gerçekleşmişti. Sonrasında "Kız Nuri, bu şey dediğinin aksine yüzümü hiç yakmıyor. Beni kandırmadın değil mi?"
Bugün Nuriye'nin okulda verdiği siyah nokta giderici maske tarifini denemiştim. Yoğurt ve karbonatı bir kasede karıştırıp yüzüme sürmüştüm. Fakat 10 dakikaya yakın bir süre beklediğim halde hiçbir şey hissetmiyordum. Gerçekleşmesi gereken reaksiyon oldukça gecikmişti. Geçen seferki kil ve pirinç unuyla yapılan maske de pek iyi gelmemişti babana. Bu kız güzel olmamam için bana yanlış tarifler mi veriyordu yoksa? Yoğurda karbonat eklediğine emin misin Seher? Diye sordu arkadaşımın telefondan gelen meraklı sesi. Eminim diye cevap vermeye yeltenecektim ki bir an şüpheye düştüm. Parmaklarımı düşünceli bir şekilde çeneme götürüp gözlerimi kıstım. Evet, bir bakalım. Karabiberin yanındaki kavanozdan almıştım karbonatı. Bir dakika, kavanoz mu dedim ben? İyi de şuncacık karbonatı kavanoza koymazdı ki annem. Paketinde bırakırdı hep. O zaman bu yüzümdeki neydi? Tabii ya, pudra şekeri. Hemen ayaklanıp lavaboya koşarken olan biteni Nuriye'ye özet geçip telefonu kapattım. Kızların yarın okulda benimle ne kadar alay edeceklerini aklımdan uzaklaştırmak istiyordum. Yüzümü sabunla temizleyip kuruladıktan sonra odama dönüp hayal kırıklığıyla yatağıma girdim. Aha, benim neyimeydi sanki güzellik? Zaten makyaj ürünlerine birçok zararlı kimyasalın ve domuz katkılarının girdiğini öğrendikten sonra hiç kullanmadığım halde bir de üstünü gördükçe tiksinir olmuştum. Ben galiba doğal güzellikten yana olanlardandım. Karıştırmayın lütfen. Sadece yanaydım, yani sahip değildim. Senin kız kendini niye bu kadar salmış? Bak, kimse almaz bunu. Lemanın kızı gibi evde kalır ha diye annemi tenkit ederdi komşu teyzeler. Mahallenin dedikodu ajansının sigortası çalışanları gibiydiler. Gelinlerine sesleri çıkmıyordu ya, milletin kızlarıyla uğraşıyorlardı. 14 gündür şifonyerin üzerinde öylece duran kitabımın kapağını nihayet açabilmiştim. Oysa kütüphanede görür görmez okumak için yanıp tutuşuyordum. Fakat fuardan satın aldığım bir kucak dolusu yeni kitaplarımdan dolayı buna bir türlü fırsat bulamamıştım. Yarın dolacak olan süresiyle bu gece mutlaka bitirip kütüphaneye teslim etmeliydim. Olaylarla bütünleşip her satırını aynen iç alemimde yaşarken kulaklarıma ulaşan kapı sesi beni kıskıvrak yakalamış ve müthiş bir telaşa düşürmüştü. Hemen kitabı yastığımın altına saklayıp uyku numarası yaptım. Annem olabilirdi ve benim bu saate kadar uyumadığımı görürse bir güzel kızar, sonrasında da evin bütün camlarını sildirirdi. Numara yapma Seho. Işık açıkken uyuyamadığını biliyorum diyen abimin sesini işittiğimde yapmacık bir şekilde esneyerek gözlerimi araladım. Komodinin üzerindeki gece lambasına şaşkın gözlerle bakmaya çalıştım. Yorganı üzerinden atarak ayakta oturur hale geçerken ''Aa, kim açtı ki ışığı?'' diyerek gerindim. Ben uyurken herhalde Hasan girdi odaya. ''Çocuk uyuyalı 3 saat oldu,'' dedi alayla. Berbat oyunculuğuma karşılık gözlerini devirip çalışmamasını meraklı gözlerle incelemeye başladı. Bir şey mi arıyordu? Kaşlarımı kaldırarak ne istiyorsun? Bakışımı attım. Genellikle abim ya namaza kaldırmak ya da bir şey istemek için gelirdi odama. Namazı çoktan kıldığıma göre cımbızın var mı? Diye sordu gayet rahat bir ifadeyle. Sanki benden her gün cımbız istiyormuş gibi. Abi, cımbızla ne işin olabilir ki? Vay başımıza gelenler. Abimin her önüne geleni yediğini birileri öğrenmişti de yemeğine bir şeyler mi katmıştı? ''Ne bakıyorsun öyle?'' dedi. Upuzun bacağını kaldırıp ayaklarıyla yorganımın üzerinden beni dürterken. Bugün dükkanda parmağıma cam battı, onu çıkaracaktım. Parmağını neredeyse gözüme sokunca ancak ikna olmuştum. Ama yine de şu her şeyi yeme meselesini onunla ciddi ciddi konuşmalıydım. Yatağımdan çıkıp her genç kızda bulunması gerekenler kutusundan bu adı ben vermiştim. Cımbızı alıp gönülsüz John'a uzattım. Geçen haftada güllü kremi istemişti ve ne yazık ki kutuyu boşaltarak geri getirmişti. Arkadaşından güllü kremlerin düzenli kullanımında saç dökülmesini azalttığını öğrenmişti beyefendi. O da tek seferde işi bitirmek için bütün kutuyu boca etmiş kafasına. Abim liseyi bitirdikten sonra kariyerine babamın hem mobilya ürettiği hem de sattığı dükkanında başlamak istemiş ve 3 yılda işe bir usta kadar hakim olmuştu. Benim aksime çalışmayı çok sever ve her şeye gerçeklik penceresinden bakardı. Şu yemek konusuna da atıfta bulunacak olursak bir kamyon dolusu yemek yer gram kilo almazdı. Kendimi avutmak için çok çalıştığına yoruyordum. Zira ben yemeğe bakarken bile kilo alıyordum. Neyse ki bakmamaya alışmıştım. Kitabımı bitirmek için sabahlamayı planladığım halde kırmızıya dönen gözlerim nisyanlarına bayrak çektim dayanamayarak. Velveleci kütüphane görevlisinin nazarlarına katlanıp yine geç verecektim kitabı anlaşılan.
Kütüphaneciler benim gibi kitapseverler açısından mukaddes bir iş yapmalarına rağmen neden bu derece korkunç olurlardı ki? Küçüklüğümden kalma bir alışkanlıkla pencereyi açıp biraz aralık bıraktım ve kendimi uykuya teslim ettim. 8 yaşındayken okuduğum hikayenin ardından Peter Pan'a aşık olmuştum. Wendy'nin onu bırakıp dünyaya dönmesine o kadar üzülmüştüm ki oracıkta kendi kendime bir söz vermiştim. Eğer demiştim olur da bir gün Peter Pan penceremden içeri girip beni de düşler ülkesine davet ederse ben asla Wendy gibi yapmayacak onunla sonsuza kadar orada kalacaktım. Bu yüzden her akşam yıldızlara bakarak Peter Pan'ı beklerdim. Uykusuzluğa dayanamayan küçük bedenim kendini yatağa bırakırken yine de pencereyi kapatmaz belki de geç kalacaktır diyerek aralık bırakır ve yatardım. Kışın annem uyuduktan sonra gizlice pencereyi açtığım için çok kez hastalanırdım. Umutsuz bekleyişimi çok uzun süre sürdürdüm fakat yıllar akıp gitmişti. Peter Pan yolunu gözlerken çocukluğa veda edip tıpkı Wendy gibi büyümüştüm. Artık istesem de gidemezdim düşler ülkesine. Sonrasında bugün son senenin vermiş olduğu streste ders çalışmaya çalışıyordum. Lisenin ilk yılında derslerim gerçekten de çok iyiydi. Fakat okumak istediğim birçok yabancı seri vardı. Türkçe çevirileri o kadar geç çıkıyordu ki ben de kendimce bir çözüm bulmuş, sayısalı es geçip dil bölümünü seçmiştim. Kendi işimi kendim görmekti amacım. YGS'den orta şekerli bir puan almıştım fakat LYS'de destan yazabilirdim şimdiki yabancı dilimle. Bu yüzden internette dolaşıp başka ülkelerdeki mektup arkadaşlarımla İngilizce konuşarak da gayet güzel hazırlanabiliyordum sınava. Ancak anneme göre kağıt ve kalem yoksa çalışmak da yoktu. Sonuç olarak şu sandalyeye mıklanmıştım. Sıkıntım had safhaya ulaştığı bir anda yan dairedeki komşumuzun müzik saati başlamıştı. Kafayı çekiklerle bozmuş garip bir kızdı ve sürekli yüksek sesle şarkı dinler inletirdi apartmanı. Son bir haftadır aralıksız dinlediği şarkının nakaratını ezberlemiş kadar olmuştum. Zaten ders çalışmak istemiyordum, bu gürültüyle levesim hepten kaçmıştı. Aklımda parıldayan ışıltılı bir fikirle klima kumandasını elime alıp kıkırdayarak ayağa kalktım. Hala devam eden şarkıyla birlikte çatlak komşumun taklidini yapmaya çalıştım. Cici cici baby baby cici cici. Klima kumandasına cırtlak sesimle bağırıyor, bir yandan da kolumu ve bacağımı ayrı sallayarak en uydurma dansımı sergiliyordum. Ayda yürüyüş dansından sonra hiçbir zaman beceremediğim halde her fırsatta uğraştığım sıfır bacak açmayı denedim. Öncesinde birkaç esneme hareketi yapmıştım tabii. Bugün içimde çok iyi bir his vardı. Şu şeyi başaracağıma inanıyordum. Bacaklarımı iki yana açabildiğim kadar açtım. Yere doğru oturuşa geçerken ahşap zemin üzerindeki halı da iyice buruşmuştu. Alnım terlemeye başlarken vazgeçmemek için kendimi biraz daha zorladım. Tam hareketi yapmıştım ki bir anda gök yarıldı, denizler taştı, kıyamet koptu ve son olarak Arka Sokaklar dizisi final oldu. Bina sakinlerinin alışık olduğu gürültüye bir yenisi olan tiz çığlıklarım eklenmişti şimdi. Bacaklarım koptu mu yarabbi? Dizimden başlayıp belime doğru son bulan korkunç bir ağrıyla baş başa kalmıştım. Ölümüm böyle olacaktı demek. Bulunduğum yerden bilim kıpırdayamıyordum. Gözyaşlarım sağanak bir yağmur gibi yağıyor, ıslatıyordu yanaklarımı. Acıdan kısılan sesimin el verdiği kadarıyla annemi çağırdım yardım için. Üçüncü çağrışımla odama gelirken beni bu halde görünce koca adımlarla yanıma vardı. Ah benim aptal kızım, günde 100 defa cin 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 diye bağırırsan işte böyle çarparlar seni. Acıdan buruşmuş yüzüm annemin söyledikleriyle daha da çirkin bir hal aldı. Komşunun öz kızının sesini ayırt edemeyecek yaşta değilsin anne. Suç yine üstüme kalmıştı. Ah ne güzel, orman ne güzel. Keskin acı vücudumun her bir noktasına nüfuz ederken annemin bana uzattığı kollarına at topot gibi tutundum. Küçükken yerinden çıkan kolumu 3'e kadar say deyip de daha bir yerdeyken yerine taktığı zamanki gibi hazırlıksızca kaldırmıştı beni. Sağır edici bir çığlık attım. Ben de kendimi bir anda ayakta bulunca. Abartsız. Akşama kadar yatakta kıvranmıştım. Annem dayanamayıp babamı arayınca 10 dakika sonra kendimi arabanın içinde acile giderken bulmuştum. Normalde doktorları pek sevmeyen ben ortalığı velveleye verirdim hastaneye gidildiğinde. Ama konu insanın kendi canı olunca yumuşuyor biraz. Nihayet arabamız üniversite hastanesinin önünde durdu. Takip edemediğim bir hızla babam arabadan inmiş, içeriden tekerlekli sandalye getirip geri gelmişti. Beni kucağına alıp oraya oturtunca tüm gözlerin üzerimizde olduğu hissine kapıldım. Utanmamak elde değildi, dikkat çekmekten hoşlanmıyordum.
ortopedi ve travmatoloji yazan binanın öbür tarafındaki acil kısmına doğru ilerlerken doktorların hiçbir sezonunu kaçırmamış olmamın verdiği özgüvenle hastanede çok zorlanmayacağımı düşünüyordum. Her yaz tekrara çıkan bu diziyi can sıkıntısından izlerdim. Fakat televizyonda gösterilenle gerçek hayattakinin hiç mi hiç aynı olmadığını şuracıkta anlamıştım. İçeri attığım ilk adımla yani ilk tekerlekle özgüven balonuma iğne batırılmış ve patlatılıp yok edilmişti. Hastaneleri kesinlikle sevmiyordum. Babam kimlik kartımı alıp giriş işlemlerini hallettikten sonra çabucak yanımıza döndü. Nöbetçi doktorun odasına doğru ilerlerken açık kapıdan içeriye baktık. Odada genç bir kadın ve bacağı alçıya alınan küçük bir çocuktan başka kimse yoktu. Genç annenin gözleri nemliydi ve her halinden belliydi ki oğlu için aşırı endişelenmişti. Bu annelerin hakkı nasıl ödenilir ki? Söz Allah'ım, artık annem tozları almamı söyleyince ikiletmeden ya da bağırtmadan yapacağım o işi. Kapının eşiğinde beklemeye devam ederken babam gelen önemli bir arama sebebiyle birkaç metre uzağımızda telefonla konuşmaya başlamıştı. Oda boşalınca annem hemen tekerlekli sandalyemi içeri sürdü ve doktorun karşısına geçti. Kapattığımız kapı bizden sonra tekrar açıldı, babamdır diye düşünüp üstelemedim. Emrah abi, şu dosyaya bakabilir misin? Duyduğum ses babamın kalın ve pürüzlü sesi olmayacak kadar genç ve canlıydı. Kulaklarımın vardığı sonucu gözlerimin de doğrulaması için başımı kaldırdım. Koyu lacivert bir doktor üniforması giymişti. Gözlerim aşağılardan yüzüne doğru çıkınca beni gerçekliğe savuran bir şaşkınlık dalgasıyla bacaklarımın bulunduğu hali bile unutmuştum. Allah'ım, bu yaraladığım adamdı. Elim ayağım birbirine dolandı. Saçlarımı önüme yığıp yüzümü kapatacak şekilde sağlam bir set oluşturmaya çalıştım. Tekerlekli sandalyede hapishaneye atıldığımı hayal ederken tüylerim ürpermişti. Bol ağlamaklı bir Yeşilçam filmine doğru sürükleniyordu hayatım. Hayal boncuğumda beliren görüntüleri çaresizce izledim. 20'leşi olan koğuş ağası başımda dikilmiş, bana bütün temizlik işlerini yaptırıyordu. Yerleri silerken koğuştaki diğer kabadayılar tarafından itilip kakılıyordum. Gardiyana kurtar beni der gibi bakmam da işe yaramıyor, bunu hak ettin diyerek uzaklaşıyordu. Ayaktakilerin işi bitince duyduğum birkaç adım sesiyle inanılmaz bir mutluluğa kapılmıştım. O odadan çıkacaktı işte. Fakat beklediğim kapının açılma ve sonrasında da kapanma sesi bir türlü gelmeyince gözüm hizasındaki bir tutam sacı kaldırıp odayı taradım. Kazazede doktorum yanındaki sekreter masasına oturmuş, elindeki kağıtlarla ilgileniyor, aynı zamanda bilgisayara bir şeyler geçiriyordu. Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Ölüm fermanını imzalar gibi bir hali vardı. Şu sandalyeye mahkum edilmişken kaçıp gidemezdim ki buralardan. Kurbanımdan nispeten daha yaşlı olan diğer doktor nihayet bizden tarafa dönüp anneme şikayetimizi sordu. Annemse asırlar boyunca bu anı bekliyormuş gibi hevesle ağzını açtı. Doktor bey, ben mutfaktayken meczup kızım hoplamış mı zıplamış mı artık ne delilik yapmış bilmiyorum ama odasına girdiğimde ayakları iki tarafa yamulmuş bir şekilde duruyordu. Anne diye tısladım fakat hiç oralı olmadı Şükran Hanım. 40 yılın başı bir eğdelelim dedik, başımıza gelmeyen kalmadı. Rahmetli babaannem gülme komşuna gelir başına derdi hep. Komşumun taklidini yapmış, sonuç olarak ondan daha gülünç bir duruma düşmüştüm. İşte bu da böyle ibretlik bir yaşam öyküsüydü. Annemse meselenin ibretlik boyutundan habersiz hala bana cin çarptığını düşünüyordu. Fakat hakkını verelim ki bu cin mevzusunu doktordan gerçekten iyi gizliyordu. İnatla konuşmaya devam edince kafamın arkasındaki saçları da önüme getirdim utançla. Onu kaldırıp yatağa bıraktık ama bu sefer de oturduğu yerden kalkamıyor. Bu saate kadar ağlayıp durdu. Kas lifleri yırtılmış olabilir mi doktor bey? 30'larında görünen doktor annemi dikkatle dinledi. Yanıma gelip fizik muayene yaptığı sırada kaç yaşındasın diye sordu. Kalabalık bir salonda spot ışıklarının üzerime düşmesi gibi bir hisse kapıldım. Tedirgin ve ne diyeceğini bilemez. Saçımın küçük bir tutamını kaldırıp yaraladığım doktoru kontrol ettim. Monitör ekranıyla ilgilenirken bizden tamamen farklı bir alemdeydi. Acaba konuştuğumda sesimden tanır mıydı beni? Sesini duydum mu ki tanısın seni seher? Lütfen şu toz kaplamış beynini hayata döndür. Yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda vardı. Hem sık sık saldırıya uğranılmıyor ya canım. Bir unutulmazlığımız vardır herhalde. Onsoköz dedim bir çırpıda sesimi kalınlaştırabildiğim kadarıyla. Annem boğazıma bir şey takıldığını zannetmiş olacaktı ki garip garip bakıyordu bana. İkinci bir cin çarpma vakası yaşadığımı bile düşünüyor olabilirdi.
Efendim küçük hanım? Aa, konuşturma beni doktor abi, anla işte. Onu söküyoruz diye ineledim. Bu esnada birkaç tutam saçı da yüzümden çekmiştim. Gene anlamamış bir ifadeyle bana öküz tren ilişkileri çerçevesinde bakarken 18 ama kendimi daha genç hissediyorum. Yani herhangi bir suç işleme durumunda ciddi bir ceza almayı hak etmiyorum bence, dedim sıkıntılı bir sesle. Sonra saçlarımı önümden kaldırarak yaraladığım doktora merhamet bekleyen gözlerle baktım. Acaba almış mıydı mesajı? Adı Emrah olan doktorum neşeli bir kahkaha atmıştı söylediklerimin ardından. Kurbanımsa her gün tanık olduğu sıradan bir olay izler gibi kısacık bir bakış lütfetmişti bize. Ve yine önüne dönmüştü tabii. Biraz ilgisizdi. Aslında çokça ilgisizdi. Bunlar benim açımdan iyi şeylerdi aslında. En azından hala güvendeydim. Siz kızımın kusuruna bakmayın. Aklı biraz havalardadır onun, diye mahcup bir tavırla konuştu anacım. Gelecek ay 19'una basacak. Doktor kronik bir hastalığımın olup olmadığına dair birkaç soru daha sormuştu. Annem nasıl yaptı bilmiyorum ama ayaküstü öyle bir sohbet başlattı ki beni mahalleden doktor köylümüz çıktı en sonunda. Yoksa sen Ayhan'ın oğlu musun, diye sordu Şükran Hanım şok olmuş bir şekilde. Evet, dedi doktorum aynı heyecanla. İkisi kafa kafaya verip geçmişi yad ettiler. Bütün akrabalarının durumunu sormuştu annem. Kim evlenmiş, kim doğurmuş, kimin tarlasındaki ekinler yanmış. Hallerine bakınca karşılıklı oturup acı bir kahve içeceklerini bile düşündüm. Ayhan'ın büyük oğlusun sen demek, diye iş geçirdi bir kez daha. Yıllar ne çabuk geçiyor yahu. Mektebe başladığın zamanlar hala dün gibi aklımda. Mehmet yeni doğmuştu. Sen de ara sıra bize gelir bebekle oynardın. Kelimenin tam manasıyla unutulmuştum. Bu muhabbeti kesmek adına sessizce öksürdüm. Nihayet asıl meseleye döndü Emrah abi. Röntgeni çekildikten sonra sonuçları yanıma getirin. Şükran teyze, çok fazla endişelenme. Ciddi bir şey çıkacağını düşünmüyorum, dedi anneme. Ay oğlum, Allah razı olsun. Küçükken de böyle iyi bir çocuktun, diye taklit ederek konuştu. Ne zaman eski bir tanıdığı görse çok mutlu oluyor. Yüzünde güller açıyordu kadıncağızın. Tekerlekli sandalyenin itme sapından tuttuktan sonra yönümü kapıya çevirdi. Sağ eliyle kapı kolunu tutup aşağı çekerken bu arada diyerek Emrah abiye tekrar döndü. Bugün sık sık gözlerim karardı. Sonra birkaç kez kulaklarım da çınladı. Tansiyonuma bir bakıversin Emrah oğlum. Tabii Şükran teyzeciğim. Masadan tansiyon aletini alırken yüksek tansiyon şekerim var mı, diye sordu. Hayır oğlum, yok öyle hastalıklarım. Lakin açtığımız kapıdan içeriye başka bir hasta girmişti. Şu an için annemle ilgilenecek zaman yok gibi görünüyordu. Emrah abi tansiyon aletini kafasına şişe fırlattığım doktora uzatırken Yunus, yardımcı olabilir misin, diye rica etti. Adının Yunus olduğunu öğrendiğim doktor hiç konuşmadan başını salladı. Oturduğu yerden kalkıp bize doğru geldikçe korkudan kalp atışlarım hızlanmaya başlamıştı. Bu hastaneden sağ salim çıkabilecek miydim acaba? Demir parmaklıklardan uzakta uçmak isteyen beyaz bir güvercin gibiydim. Annemin ellerinin bulunduğu yeri onunkiler alınca odadan ayrılıp birkaç yatağın bulunduğu perdeli bir bölüme geçmiştik. Manşonu annemin koluna sardığımda zamanın geçmesi adına önceden zihnimin derinliklerine yolladığım düşüncelerimi gün yüzüne çıkarttım. Küçük bir kedi gibi düşünce yumağımı bir o yana bir bu yana çekiştirip konudan konuya atlıyordum. Kedi demişken, gerçek bir kedi olsaydım baronla kesin karşılaşırdım. Belki de bana aşık olurdu. Aklımdan geçirdiğim son şeyle keyifle sırıttım. Ne oldu kızım, niye sırıtıyorsun? Aniden duyduğum sesle irkilmiştim. Şaka yaptım anne ya. Baron Harry'i bırakıp da bana aşık olur mu hiç? Doktorun ifadesiz yüzünü görürken gülüşüm saçma sesler topluluğuna dönüşmüş, sonrasında yavaş yavaş sönmüştü. Biraz önce dediklerim aklımda tekrar tekrar yankılanıyordu. Kafamı kum torbası yapıp yumruklama isteğiyle oldum. Bir animasyon karakteriyle olan gönül meselelerimi ortaya dökmediğim kalmıştı. O da oldu. Aferin bana. Yine mi hülyalara daldın Seher, diyerek gözlerini devirdi Şükran Hanım. Ah oğlum, mazur gör, ne olduysa kızıma hep bu senenin sınav stresinden oldu. Sorun değil, der gibi bir baş hareketi yaptı ve konuşmaya başladı düz sesiyle. Dediğim gibi tansiyonunuz çok normal, korkulacak bir şey yok. Allah razı olsun evladım, içim rahatladı şimdi, diye başlayıp birçok hayır duası etti annem. Beni tanımadığına iyice emin olmuştum ama yine de temkinli davranıyordum. Bundan sonra hiç konuşmamaya ve de hareket etmemeye karar vermiştim. Geri kalan işlerde babam da bizlere eşlik etmişti. Emrah abinin tahmin ettiği gibi ciddi bir şey yoktu. Sadece biraz incinmişti bacağım. Ağrı kesici ve kas gevşetici yazmakla yetindi.
Nihayet arabamıza doğru ilerlediğimizde pet şişemin kurbanı olan doktor da kibarlık gösterip tekerlekli sandalyeyi geri götürmek için bizimle gelmişti ya da belki yine Emrah abi rica etmiştir. Anladığım kadarıyla kurbanım intern gibi bir şeydi. Köylümüz Emrah abi ise asistan doktordu ve ona ricada bulunmaya bayılıyordu. Babam bel fıtığına rağmen inanılmaz bir kahramanlık örneği göstererek beni kucağına alıp arabaya bindirdi. Otomobil hareket edince ben de rahat bir nefes alıp adeta koltuğun içine gömüldüm. Ne gerilimli bir geceydi ama. Annemler yarınki pazar alışverişinin sohbetini yapmaya başladığında nedendir bilinmez hafifçe doğrulup arka camdan doktora baktım. Hani filmlerde olur ya, kız oğlanla ayrılırlar, sonra kız böyle hüzünlü bakışlarla arabadan çocuğa bakar. Fakat bizim doktor çoktan içeri girmişti. Ah gerçek dünya. Sonrasında sabah tüm aileyi tatlı bir telaş sarmıştı. Aniden verdiğim örtünme kararıyla hepsi şaşkına uğramıştı. Hayatımın en güneşli ve aydınlık günlerinden biriydi diyebilirim. Beyaz namaz örtümü takarak oturduğum kahvaltı sofrası tekrar gözlerimin önünde canlandı. Sarılma, öpme gibi temaslardan pek haz etmeyen ve bunu her fırsatta şiddetle dile getiren Mehmet abim bile sıcak kolların arasına almıştı beni. Hayretler olsundu. Evin robotuna sarılmak bende resmen motor yağı içme hissi uyandırmıştı. Babam alnımdan öpüp dua etmişti bana. Baba duasına mazhar olmak bambaşka bir mutluluktu. Şükran Hanım'sa görmemiz lazım. Her zaman yıkılmadım ayaktayım havalarındaki annem bir çocuk gibi ağlamıştı. Sonra çeyizim için gizli gizli biriktirdiği işlemeleri yazmaların hepsini gün yüzüne çıkardı. Bohçadan birkaçını alıp kullanmam için bana verince ağzım açık kalmıştı. Oysa bana ve abime hazırladığı çeyizliklere dokunmak, hele de onları kullanmak kesinlikle yasaktı. Şayet öyle bir şeye cesaret edersek canımıza okurdu. Babam evden çıkmadan önce annemin eline bir tomar para sıkıştırmıştı. Çarşıya gidip kendime yeni elbiseler almam içinmiş. Ah gönlü zengin babacığım. Mehmet abim de belki bir şeyler verir diye beklenti dolu gözlerim ışıldayarak ona döndü. Bekledim, bekledim ve bekledim. Ama yok, huylu huyundan vazgeçmiyor. Bir lira bile vermemişti. Kız kardeşine karşı bu kadar kötü olur muydu bir insan? Gerçekten aklım almıyordu. Ana babamız birdi yahu. Çarşıda uğramadığımız dükkan denemediğimiz elbise kalmamıştı. Fakat aldıklarıma baktıkça su toplamış ayaklarımın acısını da bedenimi ele geçiren yorgunluğumu da unutuyordum. Dikkat çekici olmamasına özen göstererek sade ve koyu renkli şallar, eşarplar, yazmalar almıştım. Kutsal elbisem olan mor eşofmanlarımı da yeni bir üye eklemiş, üzerine küçük siyah kalpleri olan rahat bir mor eteği sepetime yüklemiştim. Önceleri de pantolon giymeyi sevmediğim için yazın serin tutacak uzun eteklerim vardı zaten. Bu yüzden birkaç tane şık olanı almakla yetinmiştim. Laf aramız da çok tasarruflu bir insanımdır. Maliye bakanı olsam ülke akıl almaz bir refaha kavuşurdu herhalde. Annemin hararetli pazarlıkları sonucu biraz paramız bile kalmıştı. Sokak satıcısının tezgahına dizdiği eriklerden birkaç kilo almıştık. Tuza bandırıp yemek enfes olacaktı. Ertesi gün tüm sınıfla birlikte dışarıda bir yerde buluşmaya karar verdik. Tüm sınıf dediysem de korkmayın hemen, hatırlarsanız benle birlikte 11 kişiydik. Adeti bozmayıp okulumuzun yanındaki dönerciye gitmiştik. Hem eti de helal sertifikalı ve güvenilirdi buranın. Hemen bir sokak ötesinde meşhur dönercide eşek eti tespit edilmişti geçen ay. Sonra belediye kapatmıştı orayı. Beni görünce kızların sevinç çığlıkları doldurmuştu Ferhat abinin ekmek teknesini. Biricik dostum Nuriye ise kendini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. Annem kılıklı şey seni. Kırılgan bir yapıya sahip olan dostum duygusal şeylere gelemezdi hiç. Örtünmemi en çok isteyen oydu. Hatta her namazından sonra bu yüzden bana dua ettiğini söylerdi. Benim gibi örtülü olan Feyza bir kolunu benim omuzuma, diğer kolunda Nuriye'ninkini atarken gerinip cilveli bir bakış attı kızlara. Seher'i de ayartıp aramıza aldığımıza göre sıra sizde güzeller. Sınıf başkanımız Kübra otoritesini burada da kurmak ister gibi elini sertçe masaya vurdu. Bunu beklemediğimiz için yerimizden sıçramıştık. Ayağa kalkan Ferhat abiye bir şey yok der gibi baktıktan sonra pişkince sırıtan Feyza yaşımlı döndü. Kızlarımı sana yedirmem Ergele. Aldığı bu cevaptan sonra göreceğiz bey baba diyerek çapkınca göz kırptı Feyza. Ulu orta gülmemek için zor tutuyorduk kendimizi. Neyse ki dumanı üstünde tüten dönerlerimiz imdadımıza yetişmişti. Eğlenceli sohbetlerimiz eşliğinde yediğimiz dönerlerden sonra iskemlelerimizde daha rahat bir oturma pozisyonuna girip çaylarımızı istedik. Feyza, abi benimki kaçak olsun diye eklemeden geçmemişti. Nuriye'nin koluna dokundum. Bu arada dedim kısık bir sesle. Üvey ablanla nasıl gidiyor?
Pek de iç açıcı değil, dedi keyifsiz bir sesle. Sonra derin bir nefes aldı. Neyse ki gelecek hafta Fransa'ya geri dönüyor. Allah yardımcın olsun diyerek omzunu sıvazladım. Arka masadaki müşterilerin de kalkmasıyla iyice boşalan dükkanın içinde telefonumun zil sesi yankılandı. Ekranda annemin ismini görünce hemencik açıp kulağıma götürdüm. Kızım, babanın dükkanına köyden bir araba gelmiş. Anneannen tereyağıyla yoğurt falan göndermiş. Baban gece geç geleceği için bozulur orada şimdi. Bir koşu gidip alsan da getirsene be. Tamam giderim anne. Peki yoğurttan birkaç kaşık almam serbest mi? Kalbim süt ve süt ürünlerine olan büyük aşkımla dolup taşıyordu. Hadi oradan birkaç kaşık deyip bir kovacacık yapar yersin sen. O yoğurda dokunulmayacak işte o kadar. Akşam yemeğinde bile peynir ve yoğurt yediğim için sürekli uykum geliyor ve netice itibariyle ders çalışamıyordum. Ben iyice antallaşırken annem yasaklamış diyordu bana. Böyle mi kazanacaktım üniversiteyi? Komşunun oğlu sabahlara kadar gözünü kırpmadan çalışıyordu da benim ondan ne eksiğim vardı? Az örnek alsaydım fena mı olurdu? İkime çekmiştim ki ben. Ve daha birçok şey söylüyordu. Neyse ki peyniri bize vermişti. O da olmasa intihar edeceğimi biliyordu. Gerçek intihar değil canım. Mecazi anlamda yani. Tamam Şükran Hanım tamam. Ölünce de mezar taşıma dünya gözüyle bir yoğurt yemedi diye yazarsanız. Sinirle kapattığım telefonun ardından ayaklanıp çantamı çaprazlama taktım. Kızlara meselenin ciddiyetini kavratabilmek için yoğurt kelimesini söylemem yetti. Yoğurt çok önemli bir şeydi doğrusu. Hepsiyle teker teker vedalaştıktan sonra kendimi dışarı attım. Ezbere bildiğim yolları adımlarımla eskitirken yine düşünce okyanusunda yüzüyordum. Belki de ilk günlerim olduğu içindi. Emin değilim fakat kendimi biraz garip hissediyordum. Hoş bir gariplikti bu. Bir yanım ürkek, tedirgin duruyor, diğer yanımsa mutluluktan ne yapacağını bilemiyordu. İçi içine sığmaz derler ya, ona benzer bir hal vardı üzerimde. Duygularım taşma seviyesine gelmeden Rabbime kalbimi açıp içimi dökmeye başladım. O her zaman benimleydi biliyordum. Yürürken, yerken, içerken, ağlarken, gülerken. Pis bakışların beni tıktığı kafesten kurtulup asıl şimdi özgürlüğüme kavuşmuştum. Lakin niçin daha önceden bunu yapmadım diye kendimi sorgulamadan da edemiyordum. Aslında birçok kereler örtünme kararı almıştım ama nedense hep bir engel çıkmıştı karşıma. Sanırım şeytanım ve nefsimin uydurduğu engellerdi bunlar. Eğer yeterince kararlı olsaydım bu coşku ve mutluluğu da erken yaşayabilirdim. Pişmanlık acı verici bir şeydi. Şükürler olsun ki tövbe kapısı her zaman açıktı. Yazında gelmesiyle iyice kalabalık bir hal alan parkın önünden geçiyordum şimdi. Parkın içine girmeden biraz ilerlersem durak hemen önüme çıkardı. Burada bir önce başıma gelen olayı hatırlayınca kendime fırça atmaya başladım. Bıkmadan usanmadan onlarca kedinin peşinde koşturmuştum. Bu yakalamacada kaç sefer yere düşüp dizimi kanattığımsa ayrı bir meseleydi. Annem aklımın hep havalarda olduğunu, hatta başımı kaldırıp yukarı bakarsam rahatlıkla görebileceğimi söylerdi. Bu lafları kimden öğreniyor inanın hiç bilmiyorum. Durağa vardıktan sonra saatime bakarak iç çektim. Otobüsün gelmesine daha vardı. Böylece sırtımı tabelaya yaslayıp mecburen beklemeye koyuldum. Bir iki dakika geçmemişti ki karşıya geçen biri ve ona doğru süratle gelen bir araba görüş alanıma girmişti. Hatta gördüğüm tek şey buydu. Aman Allah'ım ezilecekti. Beni büsbütün saran bir korkuyla arkasından seslendim. Fakat bu çabalarım bir türlü sonuç vermiyor. Sanki ona doğru bağıran ben değilmişim gibi hiçbir şekilde duymuyordu beni. Ya sağırdı ya da kulaklık takmıştı. Yani başka bir neden gelmiyordu aklıma. Araba iyice yaklaşırken telaşla kol çantamdaki su şişemi çıkardım. Evden çıkmadan önce buzluktan aldığım için buzu henüz tam çözülmemişti. Başına gelmemesine özen göstererek aceleyle ona doğru fırlattım. Sırtına isabet ettiği gibi sendeleyip yere düşmüştü ve çok şükür ki ezilmekten kıl payı kurtulmuştu. Rahat bir nefes aldığım esnada camlarına siyah film çekmiş arabanın ardından sinirle baktım. Bunu bilerek yaptığına kalıbımı basardım. Kalbim hala hızlı bir şekilde atarken bakışlarım az da ezilecek olan kişiye döndü. Girdiği şok sebebiyle yerde öylece duran bedenin etrafını meraklı insan kalabalığı sarmıştı. Yanlarına gitmeye niyetlendiysem de aşağıdaki kavşakta durmuş olan otobüsü fark ettiğimde bundan çabucak vazgeçtim. Otobüs şoförü bu yol şu an kapandığı için biraz ters de olsa diğerini kullanacak gibi görünüyordu. Çantamı kavrayıp hemen koşmaya başladım. Ona yetişmeliydim yoksa bir saat daha burada bekleyecektim. Şoför elimi sallayıp durmasını işaret ediyordum bir yandan. Birkaç denemenin ardından insafa gelip durmuştu. Adımları yavaşlattıktan sonra vakit kaybetmeden bindim otobüse. Yakın zamanda vücudum aşırı dozda adrenalinden iflas ederse şaşırmayın. Nefes nefese kalmak resmen olmazsa olmazlarım haline gelmişti.
Cam kenarındaki bir koltukta oturup şu hareketli birkaç dakikayı sonlandırmak adına başımı cama yasladım. İnsanlar için birini öldürmek ne kadar da kolaydı Allah'ım. Çocukların üzerine bombalar yağdıran vahşete aç insan olup bir adamı arabayla çiğnemekten de üzüntü duymuyordu tabii. Yarım saat sonra durağa yanaşan otobüsle birlikte belediyenin bana denk gelen belki de en kötü toplu taşıma aracından can havliyle indim. Benden sonraki duraklarda o kadar çok yolcu alındı ki neredeyse bütün şehir aynı otobüse bindi zannettim. Havasızlık ve kötü koku aracın her karışına sinmişti dersem yalan olmazdı. Küçüklüğümden beri aşina olduğum dükkanları sırayla geçerek yürümeye başlamıştım. Sessizce yürürken biraz sonra aniden kulağıma çalınan çığlık sesiyle irkildim. Sesler pek de tekin olmayan yandaki sokaktan geliyordu. Serserilerin mesken edindiği bir yerdi ve ben hep uzak durmuştum buradan. Başımı belaya sokmamak için hiçbir şey duymamış gibi yapıp yoluma devam edecektim. Ya da en azından bu yönde bir karar almıştım. Bugünkü aksiyon kotamı doldurmuştum. Başka bir olayı daha kaldıramazdım. İmdat, doğuruyorum, bebeğim geliyor, yardım edin. Ufacık bir adım atmıştım ki kadının çığlık çığlığa söyledikleriyle vicdanım ayaklarıma kelepçe takmıştı. Zavallı kadın bu kuytu yerde doğum yapacaktı. Ona ya da bebeğe bir şey olursa bunun sorumluluğunu alabilir miydim? Rahatça gözlerimi kapatıp yatabilir miydim? Elbette yatamazdım. Sen insanlığını kaybetme de gerisi hiç önemli değilse eğer. Kararımı vermiştim, yardım edecektim. Ayetel kürsüden başlayarak bütün kısa süreleri okuyup kotumu cesaretle doldurmaya çalıştım ve derin bir nefes alarak sokağa girdim. Fakat bir tarafım hala yorganın altına büzülüp saklanmamı istiyordu, hem de deli gibi. Yerde oturmuş, arkası bana dönük olan kadına yavaşça yaklaştım ve sözlerimle onu biraz da olsa yatıştırmaya çalıştım. Sakin olun, ambulans çağıracağım şimdi. Destek vermek amacıyla omuzuna elimi koyup diğer elimle de telefonu çantamdan çıkardım. 112'yi tuşlarken elimden çekilen telefonla ne olduğunu anlayamadan küçük çaplı bir çığlık attım. Az önce yerde oturan kadın ayağa kalkmıştı ve karnı aman Allah'ım hamile değildi. Siyah takım elbiseli, sert çehreli birkaç adam nedenini bilmediğim bir öfkeyle üzerime geliyordu. Kobarırcasına tuttukları kolumu onlardan kurtarmaya çalışıyordum. Ancak güçleri karşısında bir arpa boyu yol bile alamamıştım. Boş bir çırpınışla geçen maketler aleyhime işliyordu. İşimize burnunu sokup baltalamayacaktın. İri yapılı diğer adam yüzüme doğru beyaz bir bez tuturken duyduğum son şey boğulmuştu. Sonrasında giderek artan paslı metalik koku burnuma esir alırken bilincim yerine gelmeye başlamıştı. Uyku mahmurluğundan kurtulduğumda boşlukta kalmayı severen karanlıkla yüzleştim. İçine çimento doldurulsa ancak bu kadar ağır olabilecek başımı zorlukla kıpırdatıp etrafa bakındım. Ve ne yazık ki sonuç pek de iç açıcı değildi. Allah'ım, neredeydim ben böyle? Uyuşmuş kolları mest etmeye çalışma girişimin başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ne zaman, kim yaptı bilmiyorum ama öylece bağırı duyuyorlardı kucağımda. Bileklerime sarılmış ipi çözmeye çalıştım uzunca bir süre. Fakat o kadar sıkı bağlanmıştı ki bunlardan kurtulmam neredeyse imkansızdı. Sırtımı soğuk duvara yaslayıp en son nerede olduğumu ve ne yaptığımı hatırlamaya çalıştım. Kızlarla dönercide buluşmuştuk. Sonra annem aramıştı. Babamın yanına gidiyordum. Tinercilerin sıkça kullandığı sokak ve hamile kadın. Evet, hamile kadın beni kandırmıştı. İmdat diye avazım çıktığı kadar bağırıp yardım istedim. Sesim duvarlara çarparak yankı yapıyor. Buranın ıssızlığı bir sille gibi yüzüme vuruyordu. Hayır, beni duyacak kimse yoktu. Her şey ürkütücü bir sessizliğe sahipti. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayan iplerden kurtulmak için bir kez daha uğraştım. Üzerime çöken umutsuzluğun kara bulutlarını dağıtmak adına çırpınıp duruyordum. Tek tük sakarlıklarım dışında kimseye bir zararım dokunmamıştı ki bugüne kadar. Kendi halinde yaşayan bir lise öğrencisi kime ne yapmış olabilirdi ki? Yoksa bir çeşit organ mafyasının tuzağına mı düşmüştüm? Gözlerim dolmaya başlarken zihnimi dolduran kötü senaryolar tüylerimi diken diken etmişti. Kim bilir başıma neler getireceklerdi? O sokaktan uzak durmalıydım. Hem Allah aşkına hamile bir kadının orada ne işi olabilirdi ki? Niçin bunu sorgulamamıştım? Düşününce doğurma olayının bir oyun olduğu çok açıktı. Ah, nasıl bu kadar kolay kandırılmıştım. Saatim yanımda olmadığı halde uzun bir süre geçtiğinin farkındaydım. Ayaklarımı saran kalın ip canımı acıtsa da önemsemeyip dizlerimi karnıma çektim. Başımı üzerine koyarken gözlerimi sıkıca yumdum. Karanlığın güvenlik kollarına tutunmak, bedenimin çöktüğü bu kuytu köşeden kaldırmak için içimdeki umut zerreciği parıldayıp sönüyor, her şeye rağmen yine de orada titrek ışığıyla duruyordu.
Karanlığın uzak bir küresinden gelen tok adım sesleriyle kapalı haldeki gözlerimi araladım. Büyük bir gürültüyle açılan kapının ardından beyaz ışıklar içeriye doluşmuştu. Kamaşan gözlerime elimi siper ettim. Kalbime inceden inceye bir korku yayılmaya başlamıştı. Nasıl bir kabustu bu? Düşündükçe aklımı yitirecek gibi oluyordum. Başıma böyle bir şeyin geleceğine asla ihtimal vermezdim. Allah'ım, evime dönmek istiyordum. Demek uyandın. Duyduğum ses yüzünden midem sancılandı. Elimi görüş açımdan çekip önümde dikilen heybetli adama baktım. Beni niçin kaçırdınız? Ne istiyorsunuz benden? Sesimin bu kadar güçsüz ve cılız çıkmasını beklemiyordum. Bütün kaslarım gerilmişti. Lütfen beni bırakın. Numara yapma. Bilerek yolumuza çıktın değil mi? Hayır, hayır, hiçbir şey yapmadım. Hem sizi tanımıyorum bile. Takındığı ifade sana inanacağımı zannediyorsun der gibiydi. Ne kadar konuşursam konuşayım kelimelerin kifayetsiz kalacağı ortadaydı. O da bir ileri bir geri volta atarken birden durup düşünür gibi oldu. Yoksa sen de harbinin aşıklarından mısın? Öfkeli yüzünde alaycı bir ifade belirmişti. Aşık mı diye yükselen sesime büyük ölçüdeki şaşkınlığımı da eklemiştim. Ne demeye çalışıyordu bu adam? Tam karşımda durup eğildi. Türkiye'deki aşıklarını merak ediyordum ben de diyerek nefesini yüzüme üfledi. Eşarbımın ucundan tutarken senin gibi biri nasıl böyle kötü işlere bulaşır dedi. Korku ve tiksinti duyarak geri çekildim. Kafası gerçekten yerinde değildi. Gözleri kıpkırmızıydı. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ortada bir yanlışlık olmalı. Beni başkasıyla karıştırıyorsunuz. Bir anlık sessizliğin çöktüğü kasvetli odada yankılanan zil sesiyle doğruldu. Birkaç adım geri gidip cebinden telefonunu çıkardı. Kulağına götürürken boğazını temizleyip konuşmaya başladı. Telefonun karşı tarafındaki kişiye İngilizce bir şeyler anlattığı vakit kulaklarımın algıladığı şeye emin olamadım. Çok iyi bildiğim bu dile karşı hiçbir tepki veremiyordu beynim. Bulunduğum ortam, başıma gelen ani olaylar tüm bilgilerime reset atmış gibiydi. İlkin ne konuştuklarını anlayamasam da birkaç dakika sonra kendimi sakinleşmeye zorlayarak konuşmaya odaklanabildim. Yarasanın bunu hala fark etmemiş olması ününe gerçekten gölge düşürüyor. Verdiğim ilacın etkisi daha geçmemiş demek ki deyip keyifli bir kahkaha attı. Görmeliydin halini, aşıklardan hiçbir farkı yoktu. O kız yolumuza çokmasaydı çoktan asfalta yapıştırmıştık onu. Neydi bu aşıklar? Özel bir şifre olabilir miydi? Bir dakika. Yarasa dedikleri kişi yoksa hayatını kurtardığım şu kapşonlu muydu? O zaman onu öldürmeye çalışan adamlar kaçırmıştı beni. Kız ne yapalım dersin diye sordu. Aslında çok iyi bir fikrim var. Harbine son oyunumu oynamak istiyorum dostum. Sonrasında işte bu. Ben de aynısını düşünmüştüm. Harbin asla bulamayacak. Bütün deneyler en baştan başlamak zorunda kalacaklar. Etrafında dönerek akıl hastaları gibi anlamsız kahkahalar atıyordu. Sıla'nın da sesini kestiğimize göre bunu artık bizden başka hiç kimse bilmiyor. Çabuk saatini ayarla. Birazdan cehennemde buluşacağız. Yüzüne yayılan sinsi bir sırıtışla birlikte belindeki silahı çıkardı. Olanlar gerçek olamayacak kadar dehşet vericiydi. Öldürecek miydi beni? İnanamıyordum, çok saçmaydı. Bütün bu olanlar kötü bir şaka gibiydi. Elindeki silahı bana hedef alırken kalbim müthiş bir hızla atmaya başladı. O an korku denen şey bütün damarlarımda dolaşıyordu. Hareket etmemi engelleyen iplerden kurtulmaya çalıştım boş bir çırpınışla. Islık çalarak odanın diğer ucundan üzerime yürüyünce geriye doğru süründüm. Gelme, gelme Allah'ım, yardım et, lütfen yardım et. Sırtım buz gibi duvara temas ettiğinde yolun sonuna geldiğimi kavradım. Ses tellerime hakim olamayıp boğazımı yırtarcasına çığlık atmaya başladım. Çaresizliğimi hiç bu denli hissetmemiştim. Silahın soğukluğu alnıma dokunurken kaderime razı olmuş bir şekilde ıslanmış gözlerimi kapattım. Ebedi sürecekmiş gibi gelen hayatı, umutsuzca peşinde koştuğum hedefleri, yıllarca biriktirdiğim hayallerimi ardımda bırakıyordum. Tek bir kurşunla beni terk eden dünya mıydı bu kadar sevgiyi hak eden? Allah'ım, bu vefasızlığı fark etmek için ne kadar da gecikmişim. Namluyu çektiğinde odada ürkütücü bir sessizlik oluşmuştu. Kelime işareti tamamlayamadan patlak veren gürültü ve sonra kendimi karanlığa bırakmam. Her şey bitmişti. Sonrasında burada efendim. Daha ne duruyorsunuz? Kırsanıza kapıyı. Soluğumu dışarıya bırakmadan o köpeğin leşini ayağımın dibinde görmek istiyorum. Koca kapı büyük bir gürültüyle yere devrildiği anda içerideki adamın üçten geriye sayımı bitmişti.
Diğer elinde tuttuğu şırınganın iğnesini genç kızın boynuna sapladı ve inanılmaz bir çabukluk gösterip tavana yakın yükseklikteki küçük pencereden dışarı attı şırıngayı. Pencere iki yıkık bina arasındaki 50 metrelik daracık alana açılıyordu. Karanlıktı, kör nokta gibi bir şeydi burası. En büyük düşmanın hayatının oyununu yaşatacaktı. Bu düşüncenin güzelliği onu sarhoş ediyordu. Kızı öldürme süsü vermek amacıyla silahı duvarın zeminle birleştiği kısma sıktıktan sonra odaya girmeye başlayan düşman sürüsüne baktı. Onlardan hızlı davranıp silahın ucunu karnına doğrultmuştu. Tetiğe basarken meydan okurcasına harbine bakıp göz kırptı ve büyük bir keyif içinde son sözlerini sarf etti. Çok geç kaldın. Saniyeler sonra harbinin isteği yerine gelmiş, silahlı adam cansız bedeni ayaklarının dibine serilmişti. Fakat bu öfkesinin artmasından başka bir işe yaramamıştı. Cesedi arda arda tekmeler savururken bir türlü ırsını alamıyordu. Kimse onunla oyun oynayamazdı. Bu esnada adamlar da bütün alanı tarayarak onlardan çalınan şeyi aramaya başladılar. Terden ıslanan saçları önüne düşerken genç adam nihayet durabilmişti. Buldunuz mu? Hayır, hiçbir yerde yok. Sizi işe yaramazlar diye kükreyerek her birine sağlam yumruklar geçirdi. Ağzından küfürler saçıyordu. Ona kafa tutmaya çalışan bir deli yüzünden bütün planları alt üst olmuştu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldıktan sonra ellerini cebine soktu. Onda değilse suç ortağında olmalı dedi düşünceli bir sesle. Ayaklarının altındaki cesede son bir tekme atmıştı. Arkasına dönüp az önce kırdıkları kapıya doğru yürümeye başladı. Efendim, kız ne olacak? Takım elbiseli adamlardan birinin büyük bir cesaret örneği göstererek sorduğu bu soruya karşılık omuzlarını umursamaz bir şekilde silkip çıkışa doğru birkaç adım daha attı. Çöple atın. Ama efendim, bu kız diye mırıldandı. Söyleyip söylememek arasında kararsız kalırken konuşmaya devam etti. Yarasayı kurtaran kişi. Size çöple atın dedim. Sonrasında kan ter içinde uykusundan sıçrarken korkunç bir hızla atan kalbinin üzerine elini bastırdı. Yağmurun tırmalayıcı sesi kulaklarını hala eziyet çektiriyordu. Siyah gözleri çekinerek tavana çıktı. Yağan hiçbir şey göremeyince rahatladığını hissetti. Neyse ki kuruydu her yer. Sadece bir kabustu diye fısıldadı. Yıllar geçtikçe zamanlar ve mekanlar değişmişti fakat bu kabusu peşini bir türlü bırakmak bilmemişti. Boğazındaki kupkuru ateşi söndürmek adına komodinin üzerindeki sürahiyi kavradı. Suyu bardağa dolduracakken ani bir ürpermeyle dona kaldı. Suyun bardak tabanına çarptığında çıkaracağı sesten korkmuştu. Elinde tehlikeli bir cisim tutuyormuş gibi aceleyle masaya bıraktı cam sürahiyi. Gördüklerinin etkisinden çıkabilmesi kolay olmuyordu. Başını yastığa gömdü. Odası karanlıktı. Pencerenin ardındaki dünyayı kara bulutlar sarmıştı, lakin en çok da kafasının içine kaplıyordu bu karanlık. Sanki zihninde devasa bir kara delik vardı da buraya giren her şey yokluğa mahkum oluyordu. Sahi ya, kara delikte zaman dururdu değil mi? Başını sağa çevirdi ve bomboş gözleri yukarıdaki bir noktaya kilitlendi. Saatler geçti, karanlık değişmedi. Kimse onun için ışığı açmadı. Sağ gözünden bir damla yaş yuvarlandı. Yastığa değdi ve usulca boyadı onu karanlığın rengiyle. Gecenin siyah bir örtüyle sardığı şehre yeniden dirilişin, aydınlığın çağrısını yapan sabah ezanı okunuyordu. Kabusun bıraktığı yıkıcı etkiden sıyrılmaya başlarken yatağından kalkıp abdest alarak caminin yolunu tuttu. Camiden çıktığında huzura ermiş, kalbini saran o tatlı mutluluğu yaşıyordu. Sadece böyle zamanlarda gerçek anlamda nefes aldığını hissediyor, ruhuna kalıcı bir şekilde yapışmış olan o ölüm soğukluğunun çözüldüğüne şahit oluyordu. Öğlen güneşinin tepeye dikildiği günün en sıcak vaktinde sertçe vurulan kapıyla daldığı kitaptan başını kaldırdı. Aracını bulamayınca kaldığı sayfayı aklına not ederek sakince kapıya yöneldi. Doktor oğlum? Alt komşusuydu. Diz kapaklarını tutarak eğilmişti. Nefes nefese kalan orta yaşlarının sonundaki kadın durup büyükçe bir hava kitlesini ciğerlerine gönderdi. Duruşunu düzeltip doğrulması da hemen bunu takiben gerçekleşmişti. Bir an önce tarlaya gitmeliyiz. Sonrasında, babaanne, bu kız Zehra'nın anlattığı masaldaki prenses mi? Neden hiç uyanmıyor? Onu öpersem gözlerini açar mı acaba? Bilincim açıktı. Sislerin arkasında saklanan sesleri duyabiliyordum. Peki o zaman neden gözlerimi ayarlayıp aydınlığa kavuşamıyordum? Göz kapaklarımın üzerine tonlarca ağırlık bindirilmiş gibiydi. Nefes alışverişlerimi dinlediğim sessizlik süresince gözlerimden umudu kesmiştim. Sonra parmaklarıma yoğunlaşıp onları zorlukla kıpırdatmaya çalıştım.
Parmaklarımı hareket ettirmeyi başarmanın ardından gücümü azar azar toplayarak sonunda gözlerimi açabildim. Beyaz bir tavanla karşılaşınca boş bakışlarla tavanı uzunca bir vakit inceledim. Neden sonra göz bebeklerim biraz daha renkli bir şeyler görmek için yana kaydı. Nefes almaksızın beni izleyen küçük bir çocukla karşılaşmayı gerçekten hiç beklemiyordum. Bu şekilde hareketsiz durmayı sürdürdüğümde ona yorgun bir gülümseme gönderdim. Gözleri fark edilir bir biçimde büyümüş ve böylece nihayet insani bir tepki vermişti. Buz devrinden kalma ilkel bir yaratık görmüş gibi ağzını koca bir ooo şeklinde açtı. Niye bu kadar şaşırdı ki? Aha, bu halinin fırtına öncesi sessizlik olduğunu nereden bilecektim? Babaanne, babaanne uyandı, prenses uyandı diye çığlık attı ve havada minik çekirgeler gibi zıpladı. Ben Zehra'ya haber vermeye gidiyorum. Aman Allah'ım, o küçük bedenden ses bombası potansiyelindeki bu kadar şiddetli bir gürültü nasıl çıkabilmişti? Yoksa burası Hiroşima mı? Hani atom bombaları, kulak zarımın hala sağlam olduğuna şükretmeliydim. Işık hızında odadan çıkarken kapının arkasından baka kalmıştım. Sahi burası neresiydi? Neden yabancısı olduğum bir kanepede uzanıyordum? Hatırladığım kadarıyla bizim evde böyle eski bir cam vitrin yoktu. O halde bu cam vitrin kime aitti? Hiroşima'da böyle bir cam vitrin var mıydı acaba? Sanki göremediğim eller kafamı iki taraftan tutmuş, onu delicesine çalkalıyordu. Odaya yaşlı bir kadın girince sorularımı kısa bir süreliğine rafa kaldırdım. Yattığım yerden doğrulmaya çalışırken kasılı halde duran kaslarımın hiçbirini gevşetememiştim. Sadece başımı hareket ettirebiliyordum. Pes ettim sonunda. Bitkin gözlerimi ona çevirdim. Yüzüne yerleşmiş olan endişeli ifadeyi saklamadan "İyi misin kızım?" diye sordu. Sesi ince ve titrekti. Az önceki küçük çocuğun babaannesi olmalıydı. Hani şu atom bombasını dibimde patlatan çocuk vardı ya. İşte o. Ben deyip konuşmaya çabalarken sesim zayıf bir inilti olarak dışarı çıkmıştı. Boğazıma sert bir yumru oturmuş, konuşmamı bütünüyle engellemişti. Boğazımı rahatlatmak adına birkaç kez öksürdüm. Ben sizi tanımıyorum, buraya nasıl geldim? Ayakta durmaktan vazgeçip karşımdaki kanepeye oturdu. Onun da kafasında bir takım sorular olduğuna dair bir hisse kapılmıştım. Kısa bir süreliğine suskunluğunu koruyup soruma cevap vermedi. Ya da vereceği cevabı kestirmeye çalışıyordu, bilemiyorum. Bizim buralarda tarla dediğimiz boş bir arazi vardır. Taha yani torunum arkadaşlarla top oynamak için tarlaya gitmişti o gün diye bir şeyler anlatmaya başladı. Bir an susup acıyarak bana baktı. Göz bebekleri titriyordu. Seni oradaki çöplükte bulmuşlar. Korkudan kimseye bir şey söylememişler çocuklar. Taha koşa koşa eve gelip durumu bana haber etti. Ne yapacağımı bilemedim yavrum. 61 yıllık ömrümde ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok şükür üst komşumuz bir doktor. Onu çağırdım hemen. Benle birlikte tarlaya gelip durumuna baktı. Sonra seni bizim eve taşıdık. Allah ondan razı olsun. O da olmasaydı aklımı yitirecektim. Kötü anılar zihnime büyük bir hızla üşüşürken sanki o olayları tekrardan yaşıyordum. Hem de bütün canlılığıyla ve en ince ayrıntısına kadar. İçimi tarifsiz bir korku kaplayınca nefes alamaz oldum. Aman Allah'ım, ben şimdi ölmedim mi? Ama bu nasıl olur? O silah patlamıştı, buna eminim. Alnımı yoklamak için elimi kaldırmaya çalıştım. Fakat o kadar bitik bir haldeydim ki bunu başaramamıştım. Şu anki acizliğime ben bile acımıştım. Fakat merakım baskın gelmiş olmalıydı ki teyzeye korkulu bir ses tonuyla "Alnıma bakabilir misiniz?" diye sorma cesaretini yakalamıştım. Herhangi bir iz var mı? Tamam, bu biraz saçma oldu, kabul ediyorum. Şayet alnımda yarık olsaydı hala yaşıyor olabilir miydim? Bendeki de soru işte. Zaten karşı taraftan da hayır cevabını almıştım. Nasıl olmuştu bilmiyorum ama silahın önündeki hedef olmaktan bir şekilde kurtulmuştum. Bu hakikaten inanılır gibi değildi. Kurtulmuştun. Şükürler olsun Allah'ım. Yoksa yaşadıklarım yalnızca kötü bir kabus muydu? Şayet öyleyse çöplükte ne işim vardı o zaman? Şu an için düşünmek bana acı vermekten başka bir işlev görmüyordu. Bu yüzden zihnimdeki her şeyi susturdum. En azından bir daha iyi hissedene kadar. Bulunduğum odayı incelerken kapı aralığından uzatılan iki tane minik kafaya merakla baktım. Bunu fark etmiş olacaklardı ki kafa sahipleri hemen geri çekilmişlerdi. Kalbimde ılık ılık hisler belirdi onlara karşı. Bakışlarımı başka bir tarafa çektikçe başlarını içeriye doğru tekrar uzatıyor, birbirlerine fısır fısır bir şeyler anlatarak beni izliyorlardı. Neyimi çekiştiriyorlardı acaba? Bu
komik döngü birkaç dakika daha devam etti. Küçük kız tükenmez bir heyecanla o kadar şey fısıldıyordu ki oğlanın kulağına, gülmemek için kendimi insanüstü bir çabayla zorluyordum. Bu oyunu sonlandırmak için son kez başımı odanın uzak bir ucuna çevirdim. Miniklerin bana baktığını hissettiğimde beklemedikleri bir hamle yapıp saniyeler bile geçmeden onlara döndüm. Bam bam bam. Dumura uğramışlardı. Çığlık atıp kaçarlarken giderek onları izledim. Şeker bunlar, şeker. Yüzümdeki tebessümü silmeden karşımda oturan teyzeye dönüp onların kim olduğunu sordum. Biri torunu Taha, diğeri de komşularının küçük kızı Zehra'ymış. Yaşlı kadının anlattığına göre bu afancanlar mahallenin bitirmiksiliymiş. Tatlılıklarına gelince ayhan beyan ortadaydı zaten. O konuya hiç girmiyorum. Kaç gündür uyanmanı bekliyorlardı. Ah bir bilsen senin hakkında ne masallar ne efsaneler ürettiler. Bir gün peri kızı oluyordun, öteki gün prenses derken keyifle kıkırdadı Sevinli teyzem. Hatta Taha bu sabah yanağını bile öptü uyanman için. Zehra'nın anlattığı bir masaldan örnek alarak bu çözümü bulmuş. Sözleri başta beni gülümsetse de çok geçmemişti ki söylediği bir şeye takılı kalmıştım. Kaç gün mü? Ben ne kadar süre boyunca buradaydım ki? Üstüme kaynar sular döküldü. Annem ve babam yokluğumu çoktan fark etmiş olmalılar. Allah'ım, perişan olmuşlardır şimdi. Yüzümdeki ızdıraplı ifadeyi görmüş olan teyze hızla ayağa kalkıp yanıma geldi. Gözlerinin etrafında kaygılı çizgiler belirirken elimi sımsıkı tuttu. Kızım bir şey mi oldu? Yüzün ölü gibi bembeyaz kesildi. Titreyen dudaklarımın arasından kelimeler yalvarır gibi çıktı. Telefonunuzu alabilir miyim lütfen? Aileme haber vermeliyim. Yaşlı kadın bakışlarını benden kaçırıp sıkılgan bir tavırla konuştu. Seni tarlada bulduğumuz gün polise haber vermeyi, bu şekilde ailene ulaşmayı düşündük ama doktor oğlum beklememizi söyledi. Mahalleden kimseciklere de bir şey söylememizi tembih etti. Neden bekleyecekmişiz? Annem şu an çok kötü bir halde olmalı. Sinirlerim öyle çok gerilmişti ki sesimin nedenle yüksek çıktığını fark etmemiştim. Dolan gözlerimi elimle silemediğim için bulanık görmeye başlamıştım. Beklemenizi gerektirecek bir durum kalmadı. Ailenize haber verdim. Aniden duyduğum erkek sesiyle istem dışı elimi başıma götürdüm. Hissettiğim yumuşak örtünün kumaşı gözde görülür bir şekilde rahatlatmıştı beni. Çok şükür başım açık değildi. Burnumu çekerken biraz önce konuşan kişinin dediklerini anlamaya çalıştım. Aileme haber mi vermişti? Peki ya o kimdi? Hoş geldin doktor oğlum, içeri girsene. Demek bahsettiği doktordu. Gerçekten aileme haber vermiş miydi? Buna inanabilir miydim? Yok Melek teyze, ben girmeyeyim, eve çıkacağım şimdi. Genç hanımın ailesiyle konuştum. Bir saate kalmadan gelirler inşallah. Sanki sesini bir yerden duymuş gibiydim. Ya da belki de bu halde sesleri pek iyi algılayamıyordum. Kapı aralığında duran Süleyet'i kaybolana kadar tek bir kelime bile etmedim. Hoş, bu birane halimle istesem de edemezdim. Melek teyzeyle birlikte bir saatin geçmesini beklerken içim içime sığmıyordu. Ruh halim fırtınalı bir denizdeki dümeni kırık gemi gibiydi. Duygu karmaşamın oluşturduğu gelgitlerle oradan oraya sürükleniyordum. Ne zaman uykuya daldığımı bilmiyorum fakat gözlerimi açtığımda annemi başucumda ağlarken görünce elim ayağım buz kesilmişti. Birbirimize özlemle sarılınca annesizliğin ne kadar zor olduğunu düşündüm. Rabbim bana ne kadar da güzel bir nimet vermişsin. Her iki cümlesinde bir durup elini semaya açarak Allah'a şükrediyordu annem. Sonra Melek teyzeye dönüp yaptığı her şey için teşekkür ederek müsait olduğu bir zamanda bize gelmesini söylüyordu. Hatta buraya dolmamasına rağmen şu üst komşu doktora bile nice hayırlı dualar etmişti. Yine eski haline dönmüştü bu kadın. Kızına da iki çift güzel söz söyleseydin ya. Ah zamani anneleri ah. Hava karardığında bizimkiler akşam namazını kılıp ayaklandı. Başıma gelenler hakkında tek bir soru bile sormadan birkaç saat boyunca başka konulardan konuşmuştu annem. Bu konudan özellikle kaçınması onun evhamlı karakterini o kadar tersti ki. İster istemez kötü düşüncelerin etkisinde kalıyor, bir şeylerden şüpheleniyordum. Bir koluma annem, bir koluma da babam girerek beni dikkatlice kaldırdılar. Onların yardımıyla yavaş yavaş yürümeye başladım. Dış kapıya vardığımızda ne zamandır ortaya çıkmayan çocuklar utanarak yanımıza gelmişti. Gidiyor musun? Cesaretini toplayan Taha nihayet içinde tuttuğu o acıklı sorusunu sorabilmişti. Evet, hiç yanıma gelmediniz. Sizi daha fazla rahatsız etmemek için gidiyorum. Adı Zehra olan küçük kızın gözleri yuvalarından çıkacaktı az daha. Önüme geçip minik kollarını iki yana açtı. Yüzünde ise yaşından beklenmeyecek ciddiyette bir kararlılığın izleri vardı.
Hayır piyanşiş, biz hiç yağsız olmadık, lütfen gitme. Hiç kelimesini meddi muttasallı yeni öğrenen Kur'an kursu öğrencileri gibi dört telif miktarından çok çok daha fazla uzattı. Konuştuğu esnada başını iki yana sallayarak beden dilini sonuna kadar kullanmıştı. Taha ani cesareti gösteremedi. Kız ortağına kötü kötü baktı. Beklediği desteği alamamıştı zira. Zehra'nın korkutucu bakışlarına daha fazla dayanamayan Taha en nihayetinde küçük kızın yanında yerini aldı. Ellerini cebine sokup büyük adamlar gibi dik bir şekilde bakıyordu bana. Gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırdım. Allah'ım sen ne güzel yaratmışsın bu şeker çocukları. Seni öpmeseydim uyanmazdın. Artık prensin oldum. Hiçbir yere gidemezsin. Annemler oğlanın dediklerine kahkaha atarken Zehra'nın yüzü öfke ve kıskançlığın karışımı bir kırmızıya dönmüştü. Ayakları yere dönmeye başladı. Hıncını alamayınca nihayet Taha'ya patladı. Taha sen piyanşici nasıl öpersin? İçindeki ejderha ateşler püskürtüyordu. Ama ben... Sözlerinin devamını getiremeden dış kapıdan çıkar koşar adımlarla evine gitti. Onu teslim alan ayağı kırıklığını malum kişiden hariç herkes alenen görmüştü. Taha Bey bir şey anlamadığını ilan eden bir yüz ifadesiyle saçlarını karıştırırken iç çektim. Ev sahipleriyle vedalaşıp vedalaşma deyip de geçmemek lazım. Annemle Melek teyze Allah nazarlardan saklasın 40 yıllık dostlar gibi ayrılmak bilmediler. Asansöre bindik. Arabanın yanına varırken babamdan gelecek herhangi bir kucağı alma girişimine karşı hemen arabaya attım kendimi. Onlar da araca binince hastaneye gittiğim günkü gibi yine arabanın arka camına döndüm. Melek teyze ile torunu balkona çıkmış bize el sallıyorlardı. Gülümseyerek ikisine karşılık verdim. Samimiyetlerine ve bu güzel sevgilerine karşı hayran kalmıştım. Dünyada hala iyi insanların olduğunu görmek mutlu etmişti beni. Babam arabayı çalıştırdığında bakışlarımı daha yukarılara kaydırmıştım. Aralanan perde ve o perdenin ardında beliren karaltı. Başta o doktora çok kızmış olsam da sonuç olarak beni aileme kavuşturmuştu. Salimle cama dokunup bir fısıltı halinde teşekkür ettim ona. Sonrasında saat 3 yönündeki engele takılmadan geçebilirsem çıkışa ulaşacağım tamam. Düşman topraklarında tedirgin bir şekilde ilerlediğim sırada pusudaki bir mayına basmamak için olabildiğince dikkatli atmaya çalışıyordum adımlarımı. Nice meşakkatler sonucu cephaneye ulaşınca bir kez daha etrafı taradım temizdi. Herhangi bir gıcırdama sesine karşılık çift kapaklı mutfak dolabının sağ kapağını yavaşça araladım. Beyaz havlu peçetelerle üstü kapatılan şeyi kuşkulu gözlerle süzdüm. Peçetelerden tek tek kurtulurken heyecandan içim içime sığmıyordu. Son kalanı da bir köşeye fırlattıktan sonra karşılaştığım muhteşem manzara beni benden almıştı. İşte buradaydı. Yavru çekirge, yavru çekirge, hazineleri buldum tamam. Çölde suya kavuşmuş bedeviler gibi elimi servis tabana daldırıp aldıklarımı büyük bir zevkle ağzıma tıkıştırdım. Tarifi imkansız bir mutluluğun kollarındaydım ve bu anın bitmesini hiç istemiyordum. Ah Allah'ım sen neden bu kadar güzel yaratıyorsun bu nimetleri? Seher, ağzımdakileri doğru düzgün öğütemeden duyduğum korkulası ses yüzünden oturup ağlamak istedim. Anne, suç üstünde yakalanmıştım. Korkunun necele faydası yoktu. Kurabiye tabağına hüzünlü bir veda bıraktım ve ağır çekimde arkamı döndüm. Pudra şekerine bulanmış ellerimi teslim olduğumu göstermek için havaya kaldırdım. Bir bana bir de kurabiye tabağına bakıyordu annem. Sinirli miydi hem de nasıl? Sana inanmıyorum Seher. Yaşıtların evlenip çoluk çocuk sahibi oluyor. Fakat sen hala pasta kurabiye peşindesin. Ne zaman büyüyeceksin sen ha? Elini beline koyup ayıplayıcı bakışlar atıyordu şimdi Şükran Hanım. Tam kendimi savunmaya geçmiştim ki sıkıca tuttuğu telsiziyle mutfağa giriş yapan Hasan yüzünden bundan hemen vazgeçtim. Suç ortağımda gelmişti işte. Abla nerede hazineler? Cidden buldu anne. Görüş alanına giren bir adet anneyle neye uğradığını şaşırmıştı zavallı çocuk. Annem kollarını göğsünde birleştirmiş sağ ayağını yere vuruyordu gerilimli bir tempoyla. Paçayı nasıl kurtaracağımın derdine düşmüştüm. Allah'ım annemin şerrinden sana sığınırım. Yardım et bize. Kurban olduğum Rabbim saniyeler geçmeden imdadıma yetişmişti. Kapı çalıyordu kapı. İşaret parmağını havada sallayan Şükran Hanım sizinle sonra görüşeceğim diye tehdidini savurduktan sonra kapıyı açmak üzere mutfaktan çıktı. Hemen Hasan'a bakıp göz kırptım. Ucuz yırttık çekirge. Kurabiyelerden bir tane daha ağzıma atıp annem geri gelmeden odama koştum. İçeri girdim. Rahat bir nefes verirken kapıyı arkamdan kapatmıştım ki bir anda duvarlar dönmeye, gözlerim kararmaya başladı.
Elimi boşluğa uzatarak bir yerlere tutunmaya çalıştım. Hiçbir şey bulamayınca zorlukla duvara alnımı yasladım. Bu şekilde bir süre boyunca hareketsiz kalıp her şeyin normale dönmesini bekledim. Baş dönmem geçince duvardan destek alarak önümdeki sandalyeye attım kendimi. Bu aralar sık sık yaşıyordum bunu. Bazen başıma binlerce bıçak saplanıyor gibi oluyordu. Kulaklarım çınlıyor, yabancı sesler işitiyordum. Başta saçma bir kuruntu olduğunu düşündüm. Sesler hayal gücümün bir ürünüydü muhakkak. Fakat bu süreç giderek korkutucu bir hal alıyordu. Acaba annemin de dediği gibi sınav stresinden miydi bendeki garip haller? Melek teyzelerden döndükten sonraki gün enerji depolarım boş olmasına rağmen ailemle birlikte emniyete gidip ifade vermiştim. Fakat ne elle tutulur bir bilgi ne de adam akıllı bir ipucu vardı ortada. Bu yüzden bir gelişmenin olacağına pek inanmıyordum. Annemler kayıp kızlarından haber alamadıkları günler boyunca bütün arkadaşlarıma ve akrabalarımıza beni sorduğu için haliyle eve dönünce ziyaretçiler geçmiş olsuncular eksik olmamıştı. Neyse ki sancılı geçen iki haftanın ardından liglere geri dönebilmiştim. Çalışma masamın üst tarafında duran telefonumun titreyince yukarı uzanıp aldım onu. Nuri'yi arıyordu. Seher, yarın karnelerden sonraki nefeciye gidiyoruz. İtiraz istemiyorum diye kulağımı delmişti arkadaşımın fişek gibi sesi. Dönerciden künefeciye terfi etmiştik. Şükürler olsun artık biz de zengindik. Ve aleyküm selam, peki sen nasılsın? Tamam ya, hemen alaya alma. Nasıl oldun? Eskisi gibi harın falan yok değil mi? Yok, iyiyim çok şükür. Künefe meselesine gelince annem şu kaçırılma olayından sonra fırına ekmek almaya bile göndermiyor beni. Hadi ama Seher, sınıfça gideceğiz. Biz göz kulak oluruz sana. Derken birkaç ısrar cümlesi daha dizdi Nuri'ye. En sonunda teslim olmak zorunda kaldım. Tamam, ikna etmeye çalışırım. Bir diğer husus, hangi parayla geleceğim? Geçen dönerciye giderken Hasan'ın kumbarasından biraz almıştım. Çocuk anlamış tabii, yerini değiştirmiş hemen. Bakmayın öyle, para mevzuları konusunda bazen çok şakacı olabiliyorum. Neşeli bir kahkaha attı. Ayıp ettin ya, ben ne güne duruyorum. Ismarlarım dostuma, yeter ki sen gel. Ciddi misin Nuri? O zaman Allah'ın izniyle geldim bil. Sonrasında biraz daha konuşup kapattık telefonlarımızı. Yarın karne günüydü. Hiç bitmeyecek mi dediğim koca 4 yılı geride bırakıyorduk. Rabbim, ömür ne çabuk geçiyordu, hele ki ahir zamanda. Kapımın ardından işittiğim seslere bakılırsa az önce eve gelen kişi abimdi. Aha, kurabiyelerin tadı damağımda kalmıştı. Annem bizi suç üzerinde yakaladı ya, kurabiyelerin yerini kesin değiştirmiştir şimdi. Keşke ülkenin en büyük pastanesi benim olsaydı. O zaman istediğim kadar tatlı yiyebilirdim. Kapı deliğinden bakıp etrafı taradıktan sonra can güvenliğimi emniyet alarak odamdan çıktım. Ne var ki Mehmet abimi bir anda karşımda görmeyi beklemediğim için geriye sıçramıştım. Karşımdaki genç adam perişan bir vaziyette, üstü başı çamur içindeydi. Bugün eve neden erken geldi şimdi belli oldu. Haline bakılırsa yine mezarlığa gitmişti. Abim lisedeyken en yakın arkadaşı aptalca bir kız kavgasından dolayı alt yerinden bıçaklanmıştı. En iyi dostunun bu şekilde ölmesi Mehmet abimi öyle çok sarstı ki o günden sonra bütün kızlardan nefret etmeye başladı. Lise yılları boyunca onlara karşı çok soğuk ve sert davranıyordu. Liseden sonra o öfkesi küllendi ama yine de kadınlara karşı soğukluğu hala devam ediyor. Ben bu şekilde uzun bir süre ayakta dikilince abim çoraplarını bitmiş tükenmiş bir şekilde çıkarıp top haline getirdikten sonra "Yıka şunları" deyip yüzüme fırlattı. Hızlı davranarak Matrix filmindeki gibi kafamı geriye attım. Ağır çekimde hareket eden çorap beni teğet geçerken abime en havalı ve en küçümseyici bakışımı armağan ettim. İyi bir nişancı olmadığını bir kez daha kanıtlamıştı. Sonrasında "Anne, Nuriye geldi, ben çıkıyorum." Ayakkabılıktan konverslerimi alıp çalan kapıyı çabuk açtım. Canım arkadaşım sevimli bir gülümseme eşliğinde selam verdi bana. Aynı şekilde selamını alıp ayakkabı bağcıklarımla uzun soluklu bir savaşa girdim. Bu bağcıklar nasıl böyle karışıyor, birbirine dolanıyor, bir türlü çözemedim gitti. Ben ayakkabılarımla boğuşurken annem de Nuriye ile konuşmaya başlamıştı. "Seher, önce Allah'a sonra size emanet. Sakın tenha yerlerden geçmeyin, kalabalıkta yürüyün. Ha, bir de şüphelendiğiniz birileri olursa ya da sizleri takip ettiklerini hissederseniz hemen polisi arayın, tamam mı kızım?" Nuriye annemin tembihlerini dikkatle dinleyip her birine baş sallıyordu. Şükran Hanım'ın söyleyecekleri bittiğinde "Sen merak etme Şükran teyze, dikkatli olacağız inşallah" dedi ve yerden doğrulmam için bana elini uzattı. Ayağa kalktığımda annemle vedalaşıp asansöre bindik. Durağa koşar adımlarla varmıştık. İki nefes arasında kısa cümleler sıkıştırıp bu halde bile sohbet etmeyi ihmal etmiyorduk. Neyse ki otobüs bizi çok bekletmemiş, kendisine nazar değdirtecek bir dakiklikle hemencecikte gelmişti.
Cam kenarındaki orta koltuklardan birine oturdum. Nuriye de arayı açmadan yanımdakine yerleşti. Yarım saat sonra okul topraklarına adımımızı atmıştık. Ön bahçede ilerlerken şaşkınlıkla ve kocaman açılmış bir ağızda etrafı izliyordum. Zira Anadolu'nun bağrındaki bu sıradan okulun bütün öğrencileri film galasına gelmiş gibi süslenmişti. İstanbul'un jet sosyetesi bizim okula akın etmişti sanki. Kıvır kıvır saçlar, fırfırlı etekler, dar pantolonlar, fosforlu elbiseler. Kendimi bir an Cennet Mahallesi setinde zannetmedim değil. Aylına gazoz, bayılına limon çalıp oynasalar şimdi şaşırmam herhalde. Bu renk cümbüşü içindeki insanlar arasında arkadaşlarımı bulmak zor olmadı çıkıyor ki. Can arkadaşlarım gayet sade ve temiz giyinmişlerdi. Yüzlerindeki şaşkın ifadeye bakılırsa onlar da kalabalık hakkında benim gibi düşünüyorlardı. Nuriye'yi arkamdan çekiştirdim biraz aceleyle. Kavimler göçü gerçekleştirecek okul bahçesindeki birçok topluluğu açtım ve en nihayetin arkadaşlarımın yanına varabildim. Birbirimize sıkıca sarılırken kızlar endişeyle nasıl olduğumu soruyorlardı. Onlara iki gün önceki ziyaretlerinden bu yana hala iyi olduğumu söyledim. Bu esnada elinde mikrofonuyla minyatür dünya okul bahçesinde kurumlu kurumlu giriş yapmıştı. Ah hiç sormayın, galamızın başkonuğu jilet gibi bir takım giymişti. Bazı rivayetlere göre üzerindeki bu takım elbise 23 yıl önceki damatlığıydı. Otoriter duruşunu bozmadan sağa sola bağırıp çağırdı ve tüm öğrencileri sıraya dizdikten sonra öğrenciyi güneş altında pişirme adlı geleneksel konuşmasına başladı. Cidden nasıl bu kadar uzun süre konuşabiliyordu? Israplı konuşma bitmek bilmeyince ben ve Feyza halimize acıyıp yere çömeldik. Önümüzdeki öğrencilerin gölgesi kaynayan başımızı serinletmek adına iyi gelmişti. Her sene aynı işkence, aynı zulüm. Minyatür dünyanın İsrail ajanı olduğuna dair şüphelerim bu vesileyle daha da artmış oldu. Yan sıradaki kokoş kızların küçümseyici bakışlarının üzerinde hissedebiliyordum. Rahatsız edici birkaç fısıldaşmanın arasında ağızlardan kaçan kıkırtıları görmezden gelmeye çalıştık. Ne var ki kaftanın zirvesine ulaşmış o sivri burunlarını kırmak işten bile değildi. Yabancı dil sınavlarında sınıfımızın kapısına çadır kurduklarını ve gururlarını içe sayıp kopya vermemiz için bize nasıl da yalvardıklarını unutmuş olmalıydılar. Bu kurnaz taarruzlar devam edecek olursa her hareketinde şecaat kokan mücadeleci ruhlu arkadaşım Feyza daha fazla uslu kalamayacaktı. Ailesindeki tek kız çocuk oydu ve dört ulu cengaver olan abilerinin ona öğrettiği hünerlerini tereddütsüz bir şekilde kullanabilirdi. Feyza'nın alnındaki damarların kabardığını görüp vaziyeti anlamaya başlayan mıymıntı sürüsü susup bakışlarını bizden kaçırdılar. Minyatür dünya ise bu tarafa bir hareketlenmenin olduğunu anlamış ve sessiz olmamız için bol tehditli bir uyarıda bulunmuştu. Kahrolsun İsrail. Siz deyin 15, ben deyin 20 dakikanın ardından nihayet sınıflarımızdaydık. Herkesin aklında mezun olmadan önce minyatür dünyanın arabasının tekerleklerini patlatmak gibi zevk verici bir düşünce vardı. Sınıf öğretmenimiz karnelerimizi dağıtırken onlarca hatıra fotoğrafı çekmiştik. Kızlar aynı anda sınıf öğretmenimize sarılınca kadıncağız kendini daha fazla tutamayıp ağlamaya başladı. Hem ağlarım hem gülerim modundaydık. Kolay mı ayrılmak? Yıl 2013. Bahçede bir bucaktan bir bucağa gezip dolaştığımız beden eğitimi dersinden sonra okulun en yaşlı bayan hocasının kumandanlığını yaptığı din kültürü dersindeyiz. Geçen hafta Nuriye'nin elindeki zikir matiği görünce ahir zaman bidatların hakkında uzun mu uzun bir konuşma yapıp bizi hak yola iletmişti. Gerçi sonlara doğru farz ibadetlere dil uzatmaya niyetlendiyse de minyatür dünyanın kapıyı tıklatıp sınıfa girmesiyle susup kinini içine akıtmıştı. Bir numaralı İslam düşmanı bir din kültürü hocası. Bir numaralı Abdurrahman Ünül hayranı bir din düşmanı. Çelişkilerin pençesindeyken yaşlı kadın tam karşımızda ve saldıracak bir şeyler arıyor olağanüstü bir hevesle. Medine Gülü sendromu zamanındayız. Herkes sessiz. Bahri yanık Güneydoğu çocuğu başlıyor ilahilere. Feyza söylüyor, hoca mest oluyor. Feyza söylüyor, kızlar sıranın altına sakladıkları defterlerine 50 kelimeyi 10 kez yazarak hemen sonraki saat olan İngilizce dersinin ödevlerini yapıyor. Koridorda din kültürü hocasını görünce buna benzer anılar üşüşmüştü zihnime. Hani derler ya, bu duvarların dili olsa da konuşsa diye. Vedaları hiç kaldıramayan ve sürekli geçmişe dalıp dalıp hüzünlenen ben, Allah'a ve ahiretin varlığına iman etmiş olmasaydım bu duyguyla asla başa çıkamazdım. Rabbim bir kez daha elhamdülillah. Gayet iyi olan karnelerimizle dil bölümündeyiz olsun o kadar okuldan çıkıp hızlı adımlarla durağa doğru yürümeye başladık. Hedef künefeciydi. Midem 15 porsiyon alabilecek şekilde hareketlenmişti. Benim künefeleri karşılayacak olan eli açık arkadaşım Nuriye'ye bunu şimdilik söylemesem daha iyi olacaktı. Belli mi olur? Belki kız cayardı. Bizim kızlar gitmek istedikleri üniversiteler ve taban puanları hakkında kendi aralarında konuşurken ben de otobüs kartımı çantamdan çıkarmaya çalışıyordum.
Malum çantamda bir şey bulmak samanlıkta iğne aramak gibiydi. Ummalı bir arayışın sonunda kartımı bulabilmiştim. Hele şükür. Çantamın fermuarını kapatayım derken bu sefer de kart elimden düşmüştü. Almak için eğildiğimde birdenbire insanlar tepetaklak olmaya her yer dönmeye başladı. Bütün cisimler, bütün renkler birbirine girişip karışmıştı. Fakat tam karşımda duran karartı bunca karmaşanın içinde kusursuz derecede sabitti. Yine o tuhaf sesleri duymaya başlarken kafamın içindeki bu kargaşayı kesmek için elimi kulaklarıma bastırdım. Zemin ayaklarımın altından kaydı en sonunda. O tanıdık karanlığa kendimi ne zaman bırakmıştım hiç bilmiyordum. Sonrasında arabaların motor seslerine karışan bir çığlık yaya geçidinden karşıya geçen kızlardan en arkada kalanı bayılmıştı. İçlerinden birinin attığı çığlıktan sonra kabalığın meraklı bakışları sarmıştı etraflarını. Her şey öyle ani bir şekilde gerçekleşmişti ki genç adam karton bardaktaki kahvesinin elinden kayıp yere düştüğünü bile fark etmemişti. Derin bir nefes alarak şakakları ne oldu? Neden tahminleri her zaman doğru çıkmak zorundaydı ki? Sedyenin üzerine yerleştirilen kız görevliler tarafından hızla ambulansa doğru taşınıyordu. Sarı yelekli adamlardan en uzun boylu olanı bayılan kızın arkadaşlarına bir takım nedenler sayıp araca binmemeleri gerektiğini söylerken genç adamın kuşkuları hepten sağlam bir taşa oturmuştu. Başını iki yana saldıktan sonra derin bir nefes aldı ve vakit kaybetmeden insan kalabalığını aşıp ambulansa doğru ilerledi. Onları dikkatlice incelerken bir şeyler bulacağını hissediyordu. Gözleri düşünceli bir şekilde kısıldı. Siz dediğinde bu arayışı çok uzun sürmemişti. Hangi hastaneden geliyorsunuz? Gözle görülür bir telaşa kapılan görevliler çok geçmeden kendilerini toparladılar. İşlerinden biri öne çıktı. Biz mi üniversite hastanesinden geliyoruz diye bir şeyler gevredi beceriksizce. Dudaklarında öfkeli bir gülümseme belirdi. Bu çok kısa sürmüştü. Belki de bu yüzden kimse o ifadesini görememişti. Yüzü eski haline alınca gayet rahat bir şekilde saatte ambulans görevlilerine doğru birkaç adım attı. Sedyenin bu ucunu da kendisi kavrarken ''Ne güzel, ben de orada doktorum. Birlikte gidelim o zaman.'' dedi. Sonra karşısındakilere konuşma fırsatı vermeden sedyeyi kızın arkadaşlarına döndü. ''Bu genç hanımın ailesini arayıp haber verebilir misiniz?'' diye sordu. Ona korkulu ve endişeli gözlerle bakan kızlar henüz cevap vermemişlerdi. Unuttuğu bir şeyi sanki yeni hatırlamış gibi tekrar ağzını araladı. ''Ha bu arada arkadaşınız güvenli hastaneye ulaştıracağımızı da emin olabilirsiniz.'' dediğinde son kısmı özellikle bastırarak söylemişti. Tüm bu süre zarfında görevlilere diktiği sert bakışlarını bir an olsun indirmemişti. Telaşa düşen adamlar eli mahkum ona katılıp ambulansa bindiler. Aralarından biri sessizce umurdanırken bir başka da dişlerinin arasından tıslıyordu. Hepsi de aşırı gergindi. Araç hareket etmeye başlayınca cebinden telefonunu çıkaran genç adam tekvanda kursunun gönüllü hocalarından olan polis arkadaşının numarasını tuşladı. Başını ona şüpheci bakışlar atan şoförün aksi yönüne çevirip telefonu kulağına götürdü. ''Alo Melek teyze, size gelemeyeceğimi söylemek için aramıştım. Cuma çıkışı Kur'an kursunun önünde bir karışıklık çıktı da şu an ambulanstayım.'' Arkadaşı dediklerine bir anlam verememişti. En azından isminin Melek teyze olmadığını emindi. Fakat hattın öbür ucundaki konuşmaya biraz daha devam edip ardından telefonu kapatınca yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu anlaması uzun sürmemişti. Huzursuz bir sessizliğin hüküm sürdüğü ambulansta şoför koltuğundaki iri yarı görevlinin hastanenin tersi yoluna saptığını elbette fark etmişti genç adam. Bu bir avuç insanın hastaneyle herhangi bir ilişkileri olmadığını anlamamak için kişinin aptal olması gerekiyordu. Dışarıya son bir bakış atmanın ardından sırtını koltuğa yaslayıp gözlerini kapattı. Beyin hücreleri son hızla işe koyulurken henüz birkaç dakika olmayan planın son tuşlarını tamamlıyordu. Sonrasında tık 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 tık. Başım ne oluyor? Allah aşkına kim başıma vuruyor böyle? Kesin kesin şunu diyorum size. Boşlukta sallanan kolumu kaldırıp başımın zonklayan kısmına elimi bastırdıktan sonra gözlerimi zorlukla araladım. Melek teyzelerin evinde uyandığım zamanki kadar olmasa da yine bir parça ağırlık vardı üstümde. Uzandığım yer o kadar rahatsız ediciydi ki daha fazla bu pozisyonda duracağımı zannetmiyordum. Yerimden doğrulurken şaşkınlıkla etrafı gözden geçirdim. Gözlerimi birkaç sefer kırpıştırdım, rüyada olup olmadığıma pek emin değildim. Beynim resmen uyuşmuştu. Neden gözlerimi açtığımda farklı bir yerde uyanmak zorundaydım ki? Üzerinde oturduğum sedye bir ileri bir geri hareket ediyordu. Yerimi sabitlemek için tutunacak bir şey aradım, cidden düşüp zeminle bütünleşmek istemiyordum. Hele ki bu halimle. Yerimden doğrulmaya çalıştığımda etrafıma daha geniş bir açıyla bakarak buranın bir ambulans olduğunu kavradım.
Demek başım sedyenin arkasındaki dolap benzeri şu kısma çarptığı için bu kadar şişmişti. Bir gizem daha çözülmüş oldu. Sanırım mutlu olabilirim. Neden bir ambulansta bulunduğumu idrak etmeye çalışırken kara düşüncelerimin tam ortasında karşımda açılan kapı yüzünden yerimde sıçradım. Hemen buradan çıkmalısın. Dudağı çok feci bir şekilde patlamış olan adamın yüzü kandan bir sisle örtülmüş gibiydi. Ayakta zor durduğu her halinden belliydi. Bedeni bilinçsizce sağa sola doğru gidip gelirken az önce dediği şeyi bu sefer daha sert bir ses tonuyla tekrarlamıştı. Aynı uyarıyı bir daha almamak için ayağa kalkıp güçlükle bir adım attım. Fakat bir karınca boyu yol almışken ambulansın zemini şiddetle sarsılmıştı. Ne olduğunu anlayamadan oluşan bir başka sarsıntı yere kapaklanmama sebep oldu. Dehşet ve panik yüzünden elim ayağıma dolaşmıştı. Buna rağmen yerde sabit kalıp hiç hareket etmemeye çalıştım. Dizlerim titriyordu, boğazım kupkuruydu. Acıyla yutkundum, buradan ötesine gideceğimi zannetmiyordum. Az evvel kapıda duran adam tamamen kaybolmuştu. Biraz önce yüksek sesle tıpkı bir savaş haberi verir gibi söyledikleri kulaklarımda yeniden çınlamaya başladığında buradan çıkmam gerektiğini kendime kabul ettirmeye çalıştım. Ambulans hala küçüklü büyüklü sarsıntılar geçiriyordu. Daha fazla böyle kalamazdım. Dizlerime derman ver Allah'ım. Gözlerimi kapatıp sakinleşmeye çalıştım. Bir an evvel üstümdeki şoku atıp harekete geçmem gerekiyordu. Düşünmeliyim. Allah'ım güzel şeyler düşünmeliyim. Sakinleşmek için bunu yapmak zorundaydım. Çocukken abim mahalledeki bütün çocukların lideri gibiydi. Onsuz hiçbir oyun oynanmazdı. Sen daha küçüksün, oynamasını bilmiyorsun diyerek oyunlarını almazdı beni. Zavallı minik ben de zır zır ağlayarak eve geri dönerdim. Gel zaman git zaman evde duvarcılık diye bir oyun uydurdum. Aslında o duvar değil bir insandı. Hatta bir ismi bile vardı. Onunla sürekli konuşur dertleşirdim. Bazen ona şarkı söylerdim. Diğer duvar arkadaşları ise bu durumu çok kıskanırdı. Eski günleri düşünmek bana iyi gelmişti. Gözlerim hala kapalıyken ambulansın zeminine kilitlenmiş olan bedenimi çözdüm ve çocukluk yıllarımla ilgili komik şeyler hatırlamaya çalışarak kapıya doğru yürümeye başladım. Büyüyünce ne olacaksın diye soranlara prenses olacağım derdim anaokulunda. İlkokulda ise çizgi filmlerde oyuncu olmak istiyordum. Hiç şakam yoktu. Bu konuda çok ciddiydim. Ancak bu sene YGS'ye hazırlanırken herkes doktor mühendis olursa kim kasap olacak, kim berber olacak, ülkemin üniversite okumayan insanlara da ihtiyacı var diye değişti hayata bakış açım. Yegane arzum sabahlara kadar kitap okuyup bol bol çeviri yapmaktı. Tuttuğum nefesi sessizce dışarıya bıraktım ve nihayet gözlerimi açtım. Çok şükür ki kapıya varmıştım. Araç bir kez daha sarsıldığı sırada kendimi can havliyle dışarı attım. Sanki yer ayağımın altından çekilmişti. Elime batan küçük çakıl taşların acısını hissedemeyecek kadar uyuşmuştu bedenim. Ambulans saniyeler içinde uçurumdan aşağı düşmüş, arkasında korkunç bir gürültü bırakmıştı. Kalbim dehşetle atıyor, midem sancılanıyordu. Allah'ım, Allah'ım bu nasıl bir kabustu? Ne zamandan beri yer yer çimenlerin dağıldığı kuru toprağın üzerinde hareketsizce durduğumu bilmiyordum. Fakat güçlükle işittiğim zayıf bir inleme sesi beni kendime getirmiş, üzerime yapışan rahatsız edici şoktan sıyrılmama yardımcı olmuştu. Başımı yavaşça kaldırıp sesin geldiği yöne döndüm. Gözlerim birleşirken ne yapacağımı bilemedim. Zira ambulanstan çıkmamı söyleyen adam yerde bir ölü gibi kıpırtısız yatıyordu. Bana bir zarar vermesinden korktuğum için yanına yaklaşmak istemedim. Sonra böyle düşündüğüm için kendimden utandım. Kötü biri olsaydı hayatımı kurtarmazdı. Şayet ambulansın içinde kalmaya devam etseydim şimdi ben de o uçurumdan düşmüş olacaktım. Dirseklerimden yardım alarak ayağa kalkıp üstümü başımı üstün körü silkeledim ve gözlerimi kısarak etrafa şöyle bir bakmaya başladım. Seyrek ağaçların bulunduğu ormanın hemen çıkışında bir yol uzanıyordu ve bu yolun karşısında da biraz önce ambulansı parçalara ayıran uçurum vardı. Çok ıssız gibi gelmişti bana. Cidden nasıl gelmiştim buraya? Zamanda yolculuk mu yapmıştım ya da ne bileyim belki de paralel evrene düşmüştüm. Kitaplardan okuyunca iyi hoştu ama ben o kız karakterler kadar gözü pek ve cesur biri değildim ki. Aman böceklerinden bile korkan bir başrol karakterim olur Allah aşkına. Olmaz değil mi? Ben de bundan bahsediyorum işte. Titreyen dizlerimi görmezden gelerek yavaş adımlarla yaralı adamın yanına yaklaştım. Üstündeki kıyafetler toz toprağa bulanmış, fazlaca hırpalanmıştı. Birileriyle boğuştuğu çok belliydi. Birkaç adım ötesinde durdum, usulca yere çömeldim. Ölmüş olmasından korkuyordum. Nefes alıp almadığını kontrol etmek için bakışlarımı yüzüne doğru çevirdiğimde ellerimi ona değdirmemeye çalışarak ağzının ve burnunun üstünde beklettim. Sıcak nefes elime çarptığında rahatlamıştım. Şükür ki hala yaşıyordu. Kanla perdeli yüzü biraz daha dikkatle bakarken beynimde kocaman bir şimşek çaktı. Bu o doktordu. Kafasına şey fırlattığım adamla bir kez daha karşılaşmıştım. Ne oluyor ya Rabbim?
Hadi diyelim ki ben bir köşede uyuyakalıp bilinçaltımın garip oyunlarının birine düştüm. Ya peki bu adamın ne işi vardı benim mıntıkamda? Neden bu haldeydi? Ve niçin ben arkadaşlarımla birlikte şu an künle fecide değildim? Acaba gerçekten de bana üç harfler falan mı bulanmıştı? Bakışlarımı ondan ayıramıyordum. Açıklayamadığım, anlam veremediğim bir şeyler vardı. Bu bir lahzacık zaman dilimi genişledikçe genişliyordu. Tanıdık geliyordu. Önceden yaşanmış gibi. Birdenbire bir ürperti sardı beni. Sesler geldi uzaktan. Yükseldikçe yükseldi. Üzerimize sağanak bir yağmur yağıyordu sanki. Damlaların sesi o kadar keskindi ki aklımı kaybettiğimi düşündüm. Zira gökyüzü durgun, yerler kupkuruydu. Yoksa deliriyor muydum ben Allah aşkına? Neydi bu? Ellerimi kulaklarıma bastırıp gözlerimi sıkıca yumdum. Kendine gelse her. Hayır, yağmur yağmıyor ve sen hiçbir şey duymuyorsun, tamam mı? Işımla ayağa kalkıp oradan birkaç metre uzaklaştım. Yağmur damlaları şiddetini azaltmıştı. Sesler daha yumuşaktı artık. Birkaç dakika sonra onlar da sönmüştü. Sessizliğe tekrar kavuştuğumda ruhumu sıkan korku ve endişelerim de çözülmüştü. Gerçek olmayacak kadar garipti şu son yaşadıklarım. Uyanık olduğum halde rüyamı görüyordum. Neydi o sesler? Cevapsız sorularımla bir ileri bir geri volta atarken işin içinden nasıl çıkacağımın derdine düşmüştüm. Bu kadar çok bilinmeyenle bir denklemi çözmem imkansızdı. Adımlarımı sertçe zemine bastığımdan olacaktı ki ayaklarım ağrımaya başlamıştı. Sızlayan bacaklarıma hak verip kafasına şişe fırlattığım doktordan olabildiğince uzakta bir köşeye oturdum. Doğruyu söylemek gerekirse o seslerden sonra doktordan korkmaya başlamıştım. Sanki yanına yaklaşsam tekrar yağacaktı yağmur, tekrar işitecektim hayali sesleri. Çantamdan beklenildiği üzere yanımda değildi. Bu da gösteriyordu ki telefonumla birilerini arayıp yardım isteyemezdim. Kendimi bir çözüm bulmaya zorladım. Dumanla haberleşme çağını geride bırakmak cidden kötü olmuştu. Of, seher düşün. Kafamın içindeki her şey sanki bir güzel sıkılmıştı da geriye sadece pusası kalmıştı. Yerde yatan doktora birkaç kez gözüm kaydı. Acaba onun yanında mıydı? Eğer telefonunu alabilirsem ülkedeki acil durum numaralarının hepsini topyekun arayıp yardım isteyecektim. Adım atmaya değen ayaklarıma söz geçirmeye çalışıp doktorun yanına vardım. Acaba telefon neredeydi? Tam Doğan cebinde gördüğüm şişlik bu soruma cevap vermişti sanki. Şimdi tek yapmam gereken onu oradan çıkarmak. Korkmana veya heyecanlanmana gerek yok. Elini uzatıp çıkaracaksın işte. Bir elimle gözlerimi kapatıp diğer çekingen elimle de yavaşça cebine uzandım. Vücudum bir yay gibi gerilmişti. Bin türlü cefayla telefonu elime geçirdiğimde oradan çabucak uzaklaşmıştım. Anımda biriken telleri silip telefonun ekranına dokundum. Fakat beni bekleyen sürprizden habersizdim. Telefon tamamen kapalıydı. Telefonu açmak için güç düğmesine bastım. Birazdan ekran tatlı tatlı aydınlanacaktı. Bekledim. Uzunca bekledim. Ancak istediğim şey bir türlü gerçekleşmedi. Telefon ebedi bir karanlığa bırakmıştı kendini. Annem göbek adımı bassız mı koymuştu acaba? Ne yapacağım şimdi? Son umudumda suya düşmüştü ve kim bilir belki de balıklara çoktan yem olmuştur. Telefonu eski yerine koyacak cesareti kendimde bulamayınca hemen doktorun yanına, yani toprağın üstüne bıraktım. Bu sefer yaralı doktordan iki kat daha uzak olan bir mesafeye gidip oturdum. Saat kaçtı acaba? Okuldan çıkarken öğle namazını da kılmamıştım. Saati nasıl öğrenebilirdim? İstenmeyen bir paradit gibi aklıma gelen çözümle başımı iki yana salladım. Hayır, o telefona bir daha dokunamazdım. Açılmıyordu işte. Akşama kadar uğraşsam bile açılmayacaktı. Kabullen artık bunu seher. Vicdanımın ağır baskıları sonucu yelkenleri suya indirdim. Telefonu bıraktığım yere gidip biraz daha kurcaladım. Sonra nasıl olduysa doktorun kolundaki saat göz kırptı bana. Birkaç saniye sessizce bakıştık. Önlemimi almayı unutmayıp kulaklarımı kapattıktan sonra ona doğru birkaç adım attım. Yağmur sesleri zihnime tekrar hücum etmeden işimi halletmem lazımdı. Nefesimi tuttum. Biraz eğilip gözlerimi kocaman açarak hızlı bir bakış attım saat camına. İstediğim bilgiyi elde eder etmez eski yerime geri koştum. Şükür ki namaz vakti geçmemişti. Ortalıkla suyla alakalı hiçbir iz bulamadığına göre teyemmüm abdest alacaktım. Şu an baygın görünse de doktora güvenmiyordum. Bu yüzden yolun başındaki ağaca doğru ilerledim. Ağacın arka kısmına geçerken kollarımı sıvadım. Abdestimi aldıktan sonra eski yerime dönüp üzerimdeki uzun ırkayı serdim ve namaza durdum. Namazım bittiğinde ellerimi açıp uzunca dua ettim. Rabbimden yardım istedim. Çünkü bu darımdan beni kurtaracak bir tek Rabbim vardı. Yaklaşık bir saat boyunca öylece yerimde oturmuş, bulduğum bir dal parçasıyla yere milyon tane şekil çizmiştim. Düşüncelerimin içinde boğulmamak için en sonunda yerimden doğrulmaya karar verdim. Aklıma yapacak bir şey gelmiyordu. Bu yüzden yükseklik korkum olduğu halde ambulansın durumuna bakmak için uçuruma doğru ilerledim.
Birkaç adım atmıştım ki duyduğum siren sesiyle bir çırpıda arkamı döndüm. Gördüklerime inanamayınca gözlerimi hızla açıp kapattım. Fakat hayal değildi bu görüntüler. Dualarım kabul olmuştu. Kurtulmuştuk. İşte böyle dostlar. Birinci bölüm burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Nyan Purple. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. YouTube'da arama kısmına Sen Leyla'sın Cihan Bozacı ya da Sen Leyla'sın sesli kitap yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizlere bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun demeden önce. Hikayenin devamıyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Bu hikaye fantastik bir hikaye. Yani böyle arada uçuk kaçık şeyler olabilir. Ama çok güzel bir hikaye. Dinlerken keyif alacağınızdan şüphem yok. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlar.